Canım, Allah gününüzü hayal etsin inşallah. 3-4 aylık bir kesintinden sonra, mekanın içindeki bir kesintinden sonra inşallah yeniden başladık. Depremden dolayı tadilat edecekler. Cenab-ı Hak konusunu muhafaza etsin inşallah. Tadilattan sonraki ilk sohbet edeceğiz. Evet, sorularımızı alalım. Sesim geliyor mu? Ses büyük bir imkan. Geliyor mu şimdi? Şimdi siz deneyebilirsiniz. Yoğurdu sarımsaklasak da mı saklasak, yarım sarımsaklamasak da mı saklasak diye. Spikerler bu tip tekerlemelerle sohbete başlıyorlar. Bir böyle bir tekerleme yapıyorlar içeride, ondan sonra sunum yapıyorlar. Enteresan bir şey. Evet. Ha, mikrofon sende nasıl olsa önce sen başlayacaksın, sor. Efendim, hamd sadece elhamdülillahi rabbil alemin kelimesi midir? Yoksa hamd nasıl edilir hakkıyla? Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyince Cenab-ı Hakk'ın varlıkla alakalı, varlığın içerisindeki bütün her şeyi o varlığından dolayı, varlıktan dolayı hamd etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin aynı zamanda tevhiddir. O yüzden hamdin en yükseğidir. Tevhiddir derken o elhamdülillahi Rabbil Alemin dendiğinde bütün Kur'an-ı Kerim'deki açınımların özü hükmündedir. Mesela ayet-i kerimede yerlerin de göklerin de Rabbi Allah'tır der. Bunun normalde bu ayet-i kerimenin açılımıdır. Veyahut da yerin de göğün de nuru Allah'tır der. Bu ayet-i kerimenin açılımıdır. Veyahut da herhangi bir bizim bilebildiğimiz, bilemediğimiz, tespit ettiğimiz, edemediğimiz herhangi bir alem var ise hepsinin Rabbi Allah'tır. Bu aynı zamanda da içinde tevhidi barındırır. O yüzden hamdin en kıymetlisi elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. O yüzden bir kimse bu zaten Fatiha-i Şerif'in başlangıcıdır. Başlangıç olması hesabıyla aynı zamanda tevhiddir. O yüzden kıymetlidir. Yani ben yaşadığım bir şeyden sonra yani olmayan bir şey oldu. Bu noktada ona ulaştım. Ondan sonra dedim ki elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim, yani hamd noktasında. Ama orada yani şöyle bir şey geldi kalbime, yani tam manasıyla hamd edememişim gibi. Zaten tam manasıyla hamd ettiğine inandığın anda tam manasıyla hamd edemediğini ve bu noktada da kibre düştüğünü gösterir. Musa aleyhisselama sen Rabbini hakkıyla hamd et deyince hadisi kutsidir. Musa aleyhisselam der ki ya Rabbi sana hakkıyla hamd etmek nasıl olur? Nasıl mümkündür? Ben sana nasıl hakkıyla hamd edebilirim deyince ya Musa bunu anladıysan sen hamd etmiş kullarımdan sayıldın der. Bir kimse hakkıyla verilmiş olan nimetlerin hiçbirisine hamd edememiştir. Bu bilinçle hamd ederiz. Aslında o hamdimiz bizim bir de günlük olaylarla, günlük hadiselere bir teşekkür mahiyetedir. Yani Cenab-ı Hakk'a hamdolsun biz burada şimdi sohbet ediyoruz. Bu normalde Cenab-ı Hakk'a hamdolsun biz burada sohbet ediyoruz dediğimiz an aslında sadece sohbete yönelik bir teşekkür bu. Ama normalde bizim bu sohbete gelip gitmemizde ve bu sohbetin ayarlanmasında, düzenlenmesinde, bizim burada bulunmamızda o kadar etken kuvvetler, o kadar etken istekler var ki bunların hepsinde cem oluşuna baktığımızda aklımız durur bizim. Biz sadece buraya gelmeyi murad etmekle yükümlüyüz ama o muradın arkasındaki, önündeki hayal perdeleri, o muradın önündeki, arkasındaki varlıklar, o muradın önündeki, ardındaki kuvvetler, kuvve ve o muradın tecelli etmesi için bütün hücrelerdeki, beyinlerdeki, kanlardaki, damarlardaki, kainattaki varoluşun içerisindeki o sırra biz dalsak, biz o böyle bir küçücük bir teşekkür mahiyetinde onu geçiştiremeyiz. Şu topluluğun buraya gelişindeki angarya, buraya gelişindeki kudret, kuvvet, akıl, mantık, bu topluluğun burada toplanmasında hepsine ayrı ayrı, birey birey, fert fert ve fertlerin içerisindeki kuvvetler, nefsin kuvveti, kalbin kuvveti, ruhun kuvveti, sırrın kuvveti, kalp ve damarların fizik olarak kuvvetleri, işte hücrelerin kuvvetleri, bunların içerisindeki gıdaların vazifeleri, ayakların, elin, ayağın, beynin, gözün, buradaki normalde elektromanyetikler, beynin işlevleri, bunları biz teferruata inmiş olduğumuz zaman biz teferruatın içinden çıkamayız zaten. Ve bunca o teferruatın, bunca o organizasyonun karşılığında bizim yaptığımız bir tek bir şey vardır. Cenab-ı Hak onu bizden bekler. Der ki ya ben bütün organizasyonları ayarladım. La faili illallah. Allah'tan başka fail yoktur. Allah'tan başka fiiliyatı tecelli ettirecek olan yoktur. Allah'tan başka hareketi yaratacak olan, enerjiyi yaratacak olan, onu sevk ve idare edecek olan yoktur. Ve buraya gelişimizi biz bireyler olarak her bireyi ayrı ayrı incelesek, araştırsak günlerimiz yetmez bizim. Onun üzerindeki kuvvetlere de, onun üzerindeki isteklere, onun üzerindeki enerjiye, onun üzerindeki nura, onun üzerindeki sırra, kitabın, meleklerin vazifelerini biz bir toparlasak burada, biz sadece buraya gelişimizi anlatmaya bir hafta yetmez. En sonunda zaten döne döne çeker gideriz herhalde buradan. Gidebilirsek o da. Bu onun gibi bir şey. Buna Cenab-ı Hak tabii bu işin, insanlar günlük hayatın içerisinde bunun teferruatına inme zamanı yok. Onun teferruatına inme tefekkürü de yok. Öyle olunca insanlar bu tefekkürden uzak olunca hamdi de tabii yüzeysel olmuş oluyor. Hocam teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan verdiğiniz için. Keşke daha sık olsa, sizden daha çok faydalanabilsek. Şimdi arkadaş sorarken aklıma geldi, hamd etmekle şükretmek arasındaki farkı ben bazen karıştırıyorum. Hani ikisini nasıl ayıracağız dua ederken? Şükürle alakalı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şükür, hamd bu kubbe ise, şükür de bunun altındaki ikinci bir kubbe. Biraz böyle karıştırırsam baştan özür dileyim sizden. Hamd Rabbe ait bir şeydir. Teşekkür ise halka ait bir şeydir. Bu kahveye getirene teşekkür ederiz. Bu kahvenin gelişindeki gerçek güç Cenab-ı Hak'tır, ona da hamd ederiz. Bu gerçek güce, yine gerçek gücün ayrı bir enerji boyutundaki veya nur boyutundaki oluşuma da biz teşekkür ederiz. Teşekkür biraz daha halka yöneliktir. Haliklarla alakalıdır. Bir kimse bir kimseye teşekkür ederse aynı zamanda da hamd etmiş sayılır. İşin bir de bu tarafı var yalnız. Şahsın teşekkürü, birisine olan teşekkürümüz Allah'a hamd etmek niteliğinde gibidir. Çünkü kula teşekkür Allah'a teşekkürdür der hadis-i kutsi'de. Öyle olunca bizim kula olan teşekkürümüz aslında Allah'a teşekkürdür. Ama teşekkür biraz daha böyle umumiyetten fazla hususiyeti tecelli ettirir. Daha özeldir. Daha bireycidir. Daha şahsidir. İşte soru sorduğunuz için size teşekkür ederim. Bana soru sorulduğu için de Allah'a hamd ederim. Bana soru yöneltilmesi çünkü bu noktada Allah'ın El-Alim ismi şerifinin benim üzerimden tecelliyatıdır. Öyle olunca El-İlim sıfatının tecelliyatıdır. Benden o tecelliyatı sudur ettirene de hamd ederim. O zaman soru gelirse halktan, Halik noktasında burada Allah'tır. O halk edilenden soru gelirse Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir sıfatı tecelli edecektir orada. O yüzden ona, o mesele o noktadan bakınca da ona da hamd ederiz. Ama hiçbir kula hamd edilmez. Kullara teşekkür edilir. Allah'a da hamd edilir. Küçük bir ayrıntı gibi, küçük bir perde gibi. Bunu Arabi cenahından bakarsak mesele biraz daha farklı boyut kazanabilir. Konuyla bağlantılı olacak herhalde. Hamd kelimesi bildiğim kadarıyla övmek, övülmek manasına geliyor. Yani biraz da şey var değil mi hocam hamdda? Yani iltifat haddimiz değil mi? Allah'a karşı bir yöneliş de var. O yüzden yalnızca Allah'a ait hamd kelimesi. Zaten o kelimenin manasını çözsek çözülecek başka bir soru kalmaz. Onun manası hiçbir zaman çözümlenemeyecek bir mana. Bir kimse o manayı yaşayabilir, çözümlemesi biraz zor. Çünkü işin içerisine zatullah giriyor. İşin içerisine zatullah girince benim zatımı tefekkür etmek haramdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın zatının tefekkürünü haram kılmış. Öyle olunca iş biraz zatullah'a doğru kayıyor bu noktada. Zatullah'a doğru kaydığından dolayı burada anlamsızlık devreye giriyor. Ne anlamı koyarsak koyalım onu reddetme sorumlulukta kalıyoruz. Çünkü Elhamdülillahi Rabbil Alemin kelime olarak onu çözümlemek, alemlerin Rabbi, o alemlerin Rabbinde kalacağız zaten. Alemleri çözümleyebileceğiz de alemlerin Rabbinde kalacağız. Yoksa alemleri çözümleyebilmek bir matematiği var. Varlığı çözümlemek, varlıkla alakalı bilinmezlikleri bilinirliğe çevirmek mümkün. Ama varlıkla alakalı, ama varlığı yaratan, varlığın gerçek sahibi olan Allah'ın Arabince o taayyünsüzlük makamı dediğimiz bütün taayyünlerden münezzeh olan noktada bütün her şeyimiz kızacak zaten. Mikrofon burada şimdi artık. Önce hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun. Affınıza sığınarak bir şey belirtmek istiyorum. Şimdi hamd, şükür, sabır. Kulların Allah'ına teşekkürü müdür? Allah'ın kullarında tecellisi midir? Bütün tecelliyat, sıfatların bütün her şey Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarının varlığında tecellisidir. Sabır da Cenab-ı Hakk'ın bir sıfatının kulların üzerinde tecelliyatıdır. Şükür de el şükür onun ismidir. Kullarının üzerinde tecelliyatıdır. Bu noktada hamd de bütün varlığın üzerindeki tecelliyatıdır. Varlık var ise, bir şey var ise, var olan her şeyin üzerinde Cenab-ı Hakk'ın sıfatları tecelli eder. Bunun ikincisi yoktur. İkinciliği de yoktur. Bir şey var, onu var eden Allah'tır ve o varlığın üzerinde tecelli eden bütün her şey onun sıfatlarının tecelliyatıdır. O yüzden aleme baktığınızda varlığın hangi boyutuna, hangi merkezine, hangi makamına, hangi yoğunluğuna veya hangi yoğunsuzluğuna bakarsanız bakın, baktığınız her yerde onun sıfatlarının tecelliyatını görürsünüz. Çünkü o Rabbil Alemin'dir. Varlığı yaratandır. Varlığın üzerinde tecelli eden bütün fiiliyatı da onun sıfatlarının tecelliyatıdır. Onda o yüzden bu noktada bir fark yoktur. Bu noktada farklı bir şey de yoktur. Hocam o zaman sabırsızlık da Allah'ın tecelliyatı mıdır? Evet, o da bir noktada sabırsızlık sabrın karşılığı gibi görünür bizde. Sabırsızlık sabrın karşılığı gibi görünerekten bu bizim algımıza göre sabırsızlıktır. Ama Cenab-ı Hak kün dediğinde, ol dediğinde bir şey oluverir. Bunda sabır da yoktur hiç. Teşekkürler hocam. Çünkü biz sabretmeyi, sabretme noktasında sabretmenin ölçüsünü yine varlığın içerisinde alırız. Biz sabretmenin, sabırsızlığın karşılığının ne olduğunu biz kendimiz bilemeyiz. Niye göre sabırsızlık, kime göre sabırsızlık? Biz bunu düşündüğümüzde neye ve kime göre sabırsızlık olarak gördüğümüzde o zaman farklı bir şey çıkar. Ama bunu biz kendi varlık düşüncesiyle, kendi insan düşüncemizle baktığımızda kün, ol dediğinde, oldu dediğimizde bize göre o sabırsız olabilir. Ama o kendi iç dairesinde, o kendince bir matematiği vardır, kendince devam eder. O yüzden bu biraz tabirimi hoş görün, meseleyi anlatabilmek için böyle söylüyorum. Rabçe, yani Allah katında sabırla sabırsızlığın bir anlamı yok. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cennet hayatı nasıl olacak? Kısaca bahseder misiniz? Oradaki yaşantı tarzımız. İkincisi de orada da ibadet, tesettür, oruç gibi şeyler olacak mı, farzlar? Orada cennette hiçbir ibadet yok. Oradaki bu ibadet değil, ben cennetteki olgunlaşmanın, kemale ermenin artması olarak bunu nitelendiriyorum. Ve bunu ibadet açısından da bakılırsa en büyük, en kıymetli, en hassas, en öz, en sır ibadet onun zatullahını müşahade etmek olacak. Bunu ibadet olarak görmüyorum, bunu bir zevk olarak görüyorum. Bu ibadet olarak görünce bu işte zorunluluk oluyor çünkü. Ben biraz böyle cennette bir zorunluluk kavramını çok hoş görmüyorum kendimce. Cennette hiçbir zorunluluk olmayacak ama orada o Zatullah'ı tefekkür etmek, onu temaşa etmek herhalde ibadetlerin en özü olacak. Bunu ama böyle ibadet açısından da değil, bir zevk açısından bakın. Cennet hayatıyla alakalı çok popüler hayallerim var. Kitaplardaki cennet hayatıyla hiç alakası yok. Herkes kendince elma, muz, elma, armut yemeye gidiyor. Hiç işim yok elma ile armutla. Doydum burada elmaya da, armuta da, muzlu da. Böyle çok affedersiniz, orangutanlar gibi meyve yemeye gitmeyeceğim oraya. Yok, öyle bir derdim yok hiç. Yani orada ne hayal edersek, kim ne isterse yaşayabilecek. Buradan hayal etmeye başla. Tamam. Ne oldu efendim? Teşekkürler. İnsan bir gün meyve yiyecek, iki gün elma yiyecek. Dünyada elmaya mı doymadın? Daha cennette elma yiyeceğim diye uğraşıyorsun. Veya dünyada bir meyveye, sebzeye doymadın mı ki cennette meyve, sebze yiyeceğim diye uğraşıyor. Kitaplarda var ya böyle. Ben ona binaen söyledim. Çok uçuk cennet hayallerim var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Bişnev kelimesini yeni duydum. Bişnev, dinle. Onun bir manası, açılımı? Dinlemek deyince bir varlığı dinlemek, iki varlığın sahibini dinlemek. Evet. Bir eğer de varlığı dinlemekle varlığın sahibini dinlemek arasındaki farkı kaldırırsan oraya, o noktada zaten dinle sebebi odur. Varlıkla varlığın sahibinin arasındaki farkı ortadan kaldırıp her an varlığın sahibini dinlemektir. Hangi sebebin üzerinden gelirse gelsin. Hamuş'u soracaksın, hamuş suskunluktur. Hamuş suskunluktur ama suskunluk neye suskunluktur? Burası ayrı bir şeydir. Hani susmayı biz sadece konuşmamak olarak nitelendiririz. Bu konuşmamak olarak nitelendirmek değildir bu. Buradaki suskunluk hayret makamıdır. Hayret makamında ise insanın dili peltekleşir, kalbi açılır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah razı olsun. Amin inşallah. Hoş geldiniz efendim. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi bir kişiyle münakaşaya girdin ve sen onu kazayla öldürdün. Seni cezaevine attılar. cezan bitti, günahların af olur mu efendim? Olmaz. Çünkü bir kimseyi öldürmek, bütün insanları öldürmek gibi büyük günah, kebairdir. Bunun karşılığı cezaevinde yatıp çıkmak değildir. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede, Kur'an-ı Kerim'de öldürme hakkını insanlara vermez hiç. Hiç kimsenin hiç kimseyi öldürme hakkı yoktur. Öldürme hakkı direkt Allah'a aittir. Bir kimse böyle bir öldürme yaparsa, bu sesten hep imtihan olacağız. Bir kimse böyle bir öldürme suçunu işlerse, ölenin varislerine Cenab-ı Hak kendi hakkını devrediyor. Diyor ki, ey öldürülenin varisleri, gelin bakalım. Onun varisine diyor ki, bir, senin bu kimsenin öldürülmeye hakkına sahip, öldürülmesini isteme hakkına sahipsin. İki, bu kimseye diyet ödetebilirsin bir miktar. Üç, affedebilirsin. Affetmek bu noktada methedilmiş. O yüzden normalde bir kimsenin bir kimseyi öldürdüğü için cezaevine girmesi onun affı için yeterli değil. Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz hocam. Siz de hoş geldiniz. İki sorum olacaktı. Günlük hayatta... Mikrofonu yanaştırırsanız daha iyi tamam. Hocam. Günlük hayatta bilmeden hangi şartlarda şirke girebiliriz? Bize biraz örnekler verebilir misiniz? Günlük hayatlarda şirk. Evet, bilmeden, fark etmeden, konuşurken, davranırken... Birinci sorum bu. İkincisi, çok yoldan çıkmış birini sadece dua ederek hani doğru yola çekebilir miyiz? Ne yapabiliriz? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şirk kavramı Allah'a ortak koşma noktası. Yani Allah'ı ikileme, Allah'a ortak koşma. Bir şeyi Allah'a ortak koşma. Bu hayatın içerisinde çok geniş bir yelpaze. Ama o geniş yelpazenin içerisinde insanlar tabii günlük hayatın içerisinde bilerek bilmeyerek saklı, gizli veyahut da eşgare şirke düştüğü yerler var. Bunların içerisinde en önemli şey Rablik noktasında ikinci bir kuvvet, ikinci bir kudret, ikinci bir hukuk tanımamak. Allah'tan başka. Fatiha-i Şerife'de İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, ancak sana ibadet eder, ancak senden yardım dileriz. Bu günlük hayatın içerisinde insanların ayaklarının kaydığı önemli noktalardan birisidir. İbadeti ona yapmak, yardımı ondan dilemek, bir şey isteyeceksek ondan istemek, yalvaracaksak ona yalvarmak, dayanacaksak ona dayanmak, yaslanacaksak ona yaslanmak. Bu normalde şimdi şirkle alakalı meselelerde bir Allah'ın zatıyla alakalı şirkler var. Allah'ın sıfatlarıyla alakalı şirkler var. Allah'ın kitabıyla alakalı şirkler var. Peygamberleriyle alakalı şirkler var. Bu uzun bir sohbet. Öyle olunca mesela bütün peygamberlerini kabul etmek. Son peygamber olarak Muhammed Mustafa'yı kabul etmek, bütün kitaplarını kabul etmek, son kitap olarak Kur'an-ı Kerim'i kabul etmek ve Kur'an-ı Kerim'in içerisinden herhangi bir ayet-i kerimeyi, noktayı, bir imlayı dahi reddetmemek. Bunlar normalde önemli olan sıfatlarla alakalı. Allah'ın sıfatlarını bir başkasının sıfatına benzetmemek, benzeştirmemek, eşdeğerde tutmamak. Biz görürüz ama Allah'ın gördüğü gibi göremeyiz. Biz duyarız ama Allah'ın duyduğu gibi duyamayız. Bunun gibi normalde sıfatlarıyla alakalı şirke düşmemek. Bu tabii geniş bir nokta. Hatta şeyin Gümüşhanevi Hazretlerinin Elfaz-ı Küfür diye bir böyle küçük bir risalesi vardı. Çok geçmiş zamanlarda elime geçmişti. Ben okuduğumda onu dedim ki ya insanlar şirk ehli olarak yeryüzünde dolaşıyorlar dedim. Bilmeden insanımızın girdiği çok büyük bir handikap bu. Bu bir. İkincisi bir kimse Ama imani noktada, ama İslami noktada istikameti düzgün değil ise muhakkak duanın tesiri vardır ama ona tebliğ edilmesi gerekir. Tebliğ etmek, ona doğruyu, iyiyi, güzeli, imanı, İslam'ı anlatmak. Ona bu şekilde yumuşak yumuşak, tatlı tatlı tebliğ etmek. Biz sabahtan akşama kadar otursak, dua etsek, muhakkak duanın gücü var. Muhakkak dua bir ibadet. Muhakkak Cenab-ı Hak'tan istenirse Allah istenilenlere cevap verendir. Allah duaları kabul edendir. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama ve lakin bu meselede fiili duaya da ihtiyaç vardır. Ben sabahtan akşama kadar bugün Gelibolu'na gelmek için ben kendimce dua etseydim ama hareket etmeseydim, yola çıkmamış olsaydım ben buraya gelemezdim. Biz yola çıkalım, Allah yine de dua edelim, Allah bizim yolumuzu kolaylaştırsın. Bu noktada da o kimse için muhakkak dua edeceğiz. Ya Rabbi ona hidayet eyle, ona hidayeti nasip eyle, ona istikamet nasip eyle, ona Kur'an ve sünneti nasip eyle, onu bu noktada anlamayı, yaşamayı nasip eyle diye dua edeceğiz. Ama aynı zamanda da biz ona bu noktada tebliğ edeceğiz. Tebliğ etmekle mükellefiz. Eğer tebliğ etmiyorsak, tebliğ edemiyorsak o duanın bu noktada duayı eksik olarak görmek değil, ama dua eksikliği değil bu. Biz bir şeyde yapmamız gerekeni tam olarak yapmamış oluruz. Teşekkür ediyorum hocam. Peki Müslüman bir toplumda tebliğe gerek var mı hocam? Var. Var. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tebliğ bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Din bitmek tükenmek bilmeyen bir hazinedir. Din de kendi kendisini yeniler her daim. Bundan 3 gün önceki dini algınız ile 3 gün sonraki dini algınız aynı yerde duruyorsa siz tembelleşmişsinizdir, zarardasınızdır. Dini algı da değişir insanda. Dini algı değişeceği için tebliğde bitmek tükenmek bilmeyen bir fiiliyat vardır. Çünkü biz 10 yıl sonra herhangi bir ayet-i kerimenin üzerinde, hukukun haricinde herhangi bir ayet-i kerimenin üzerindeki algımız ve anlayışımız değişecektir. Algımız ve anlayışımız değişince biz yine onu tebliğ etmekle mükellef olacağız. O yüzden İslam'da bitmeyen farzlardan birisidir doğruyu tebliğ etmek, iyiliği tebliğ etmek. İnşallah. Teşekkür ederim. Hocam son bir şey daha ekleyeceğim. Toparlayamadım hocam. Teşekkür ediyorum. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de okumuş olduğumuz bir ayet-i kerimede hocam bir ayet-i kerimede zekatla ilgili ihtiyacınızdan fazlasını zekat veriniz denilmekte. Fakat hadis-i şerifte de hani ihtiyacınızdan arta kalanın 1/40'ını zekat verin denilmekte ve burada bir çelişki var hocam. Çelişki yoktur İslam'da hiç. Kur'an-ı Kerim meselenin ana kaidesini koyar. Yaşantısı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerindedir. Allah'a itaat edin, Habibine itaat edin, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ayet-i kerimedir. Öyle olunca Habibine itaat edin. Başka bir ayet-i kerimede de Habibiniz ne getirdiyse alın. Neyi reddettiyse siz de reddedin. Biz dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden yaşamakla emrolunduk. Peygambersiz bir Kur'an herkesin heva ve hevesine uyduğu bir din olur. O zaman namaz kılının ne kadar namaz olduğunu nereden hükmedeceğiz? Ayet-i kerimede namazların hiçbirisinin rekatı yoktur. Ne kadar namaz kılınacağı da yoktur. Ey Habibim de ki ben Allah'a salatu selam getiriyorum, melekler de getiriyor, sizler de getirin. Ne kadar getireceğiz? Eğer zekata ihtiyacınızdan fazlasını verin ayeti kerimesini ölçü olarak alan bir kimseye şunu derim. Namazda da sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini ölçü alma. Sabahtan akşama kadar hiç kafanı kaldırmadan namaz kıl. Cihatta da ona derim ki emredilmiş cihatla bir gününü dahi boş geçirme. Al eline kılıcı, satırı, baltayı. Çık cihada derim. Dinin ölçüsü kalmaz o zaman. Türkiye'de yeni bir gündem oluşturmaya çalışıyorlar. Peygambersiz bir din. Bunu Museviliğin üzerinde gerçekleştirdiler. Bunu İseviliğin üzerinde de gerçekleştirdiler. Şu anda Avrupa'da yaşanan İsa'sız bir din. Onlar İsa'sız bir din derken İsa Aleyhisselam'ın yaptığı ibadetlerden hangisi var? Yok. Musa Aleyhisselam'ın yaptığı ibadetlerden hangisi var? Yok. Aynı şeyi bu vahşi kapitalist sistemin öngörüsü. Dünya üzerinde şu anda hakimiyetini kurmuş olan vahşi bir kapitalist sistemi var. Bu vahşi kapitalist sistemin karşısında inanç olarak, felsefe olarak, hayat tarzı olarak, hayata bakış açısı olarak devlet sistemi, ekonomik sistem, askeri sistem, siyasi sistem, sosyal sistem, bütün insanlığı ve bütün dünyayı bu noktada, tek noktada birleştirecek ve mutlu edecek tek sistem kaldı ayakta. İslam. Vahşi kapitalist sistemi hem Müslümanların içerisinden kendisine payandalar bularaktan hem de dışarıdan hem askeri hem siyasi hem ekonomik her şeyle saldırıyor. Felsefi olarak da saldırıyor. Bize diyor ki şimdi ihtiyacınızdan fazla olanı dağıtın. Bir fabrikatör düşün, fabrikasını dağıtacak. Fabrikatörün fabrikasına ihtiyacı var mı? Yok. Ne yapacak? Dağıtacak. Ne yapacak dağıtınca? Dağıttığında ne yapacak? Kime el açacak? Kimin fabrikasında çalışacak? Kimin toprağında çalışacak? Burası çok önemli. Bir kimse elindeki fabrikasını dağıttı, elindeki toprağını dağıttı. Kimin toprağında çalışacak, kimin fabrikasında çalışacak? Bu Avrupa'da var olan vahşi kapitalist sistemin uzantısı. Avrupa'da toprak ağları vardı, feodal bir yapı vardı. İslam'da toprak ağalığı yoktur. İslam'da toprak işleyenindir. Siz toprağı işlemezseniz İslam'da devlet sizin elinizden alır, işleyecek olana verir. Siz 20 dönüm tarlanız var. Siz bir mevsim ekmediniz, 2 mevsim ekmediniz. 3. mevsim ekmezseniz devlet sizin elinizden alır, ekecek olana verir. Siz toprağı işletmek zorundasınızdır. İslam'da bu vardır. Avrupa'da feodal bir sistem vardı. O feodal sistemde toprak ağaları vardı. Onlarda isimleri lordlardı, işte ismi neyse onlardı. Bunlar o kölelik sistemini kendi içlerinde dizayn ettiler, güncellediler, yeni bir kölelik sistemi kurdular. Bunun adı kapitalist sistemdi. Bu ne oldu? İnsanlar toprakta yaşarlarken sanayi devrimiyle fabrikalarda köle olmaya başladılar. Fabrikalarda bir kölelik sistemi kuruldu. Avrupa'da fabrikada çalışan bir kimse asgari ücretle çalışır. Aynı sistem Türkiye'de de vardır. Türkiye'de de nerede çalışırsan çalış asgari ücretle çalışırsın. Asgari ücret bir başkası, biraz daha onun üzerinde özellikler vardır. O daha özellikli bir köledir. Daha özellikli bir köle olduğu için onun maaşı biraz daha farklılaşır. Öbürkü daha özellikli bir köledir. Onun maaşı yine farklılaştır. Kapitalist sistem komple dünya üzerine deccaliyet sistemidir. Deccaliyet kollarını sarmıştır. Ben de dahil. Hepimiz bu kölelik sistemine çalışıyoruz. Bu kölelik sisteminin karşısında duran bir tek felsefe kaldı, İslam. İslam'ın içerisinde de sufilik, iddia ediyorum bunu. Gerçek manada sufilik. Gerçek manada. İşte bunu yıkmak isteyen o kapitalist ejderhalar, o deccaliyetin ejderhaları şimdi İslam'a yükleniyorlar. Diyorlar ki ihtiyacınızdan fazlasını satın, dağıtın. İyi kardeş, biz ihtiyacımızdan fazlasını dağıtacağız. Bir, biz karnımızı doyuracağız, yemek yiyeceğiz, su içeceğiz, çocuğumuzu evlendireceğiz, bir evimiz olacak. Bir, nerede çalışacağız? Bunu sağlamak için ne yapacağız? Hayvanlar gibi mi yaşayacağız? Mağaralarda mı yaşayacağız? Çadır kentlerde mi yaşayacağız? Elektriği suyu olmayan yerlerde mi yaşayacağız? Biz nerede yaşayacağız? İhtiyacımdan fazlasını dağıttığım zaman benim sosyal hayatım, ekonomik hayatım, aile hayatım ne olacak? Bunun sorusunu bunun cevabını verebilirler mi? Bir ülkede açlık sınırı 1000 lira, 1000 lira olan açlık sınırı olan ve insanlar iş bulmakta zorlanırken birisi çıkacak, diyecek ki ihtiyacınızdan fazlasını dağıtın. O haindir. Başka hiçbir şey değildir. O din alimi de değildir. O kapitalist sistemin, vahşi kapitalist sistemin sözcüsüdür içimizde. Evet, eğer dağıtılacaksa önce Avrupa dağıtsın. Dikkat edin. Herkesin elinde cep telefonu var mı? Benim elimde de var. Ben sizden farklı bir hayat yaşamıyorum. İşte bizim bu, işte bu bizim köleliğimiz. Köleliğimiz. Kolumuzda saat var mı? İyi, kötü. Var mı? Kim üretti? Kim üretti? Üretilen fabrikada işçi çalışıyor mu? Asgari ücretle çalışıyor mu? Evet. İşte vahşi kapitalist sistemin köleliği. İçimizde Avrupa'da çalışan var mı? Şu anda halihazırda. Yok mu hiç gurbetçi, öyle ya ismi? Ne kadar maaşları? Asgari ücret. Asgari ücret. Orada asgari ücret 500 euro, 600 euro. 600 euro, 3, 6, 18, 1800 lira. Türkiye'de büyük para. 2 asgari ücret parası. Biz diyoruz ki onlar çok iyiler. Değil. Onlar hesaplıyorlar, oturuyorlar İngiltere'nin Londra kentinin yüksek binalarında. Türkiye'deki bir kimsenin askeri geçimi ne kadar olur isyan etmeden? Sokağa dökülmeden. Sokağa dökülmeden, isyan etmeden kaça geçinirler diye hesaplıyorlar. Diyorlar ki Türkiye'de 800 liraya geçinilir. Bu 800 liraya da almanın yoluna bakalım. Ne yapalım? Onların yaşadıkları yerlere devasa alışveriş merkezleri kuralım. Ben son ne gündü yakın bir ders zamanında sordum arkadaşlara. İçinde dedim 4 tane evinde gömleği olan elini kaldırsın. Bir kişi elini kaldırdı. Geri kalan 4'ten fazla. Bayanlara sormayayım şimdi. Onlar katlaya katlaya koyuyorlar. Asıyorlar. Astıkları yetmiyor, katlıyorlar. Ondan sonra bakıyorlar. Dikkat edin. Üst kıyafetine göre çorap aramıyorlar. Çorabın rengine göre kıyafet arıyorlar. Çok çünkü. Bize bir şey daha oluşturdular. Ben yaştakiler bilirler. Ben yaştakiler, evlerinizde ayakkabı dolapları var mıydı? Ben yaşta olanlar, evlerinizde ayrıyetten soyunma, giyinme odaları var mıydı? Yatak odasının haricinde. Yoktu. Şimdi evlerimizde kıyafet odaları var. Niçin? Kapitalist sistem şunu diyor, bu bir ejderha. O yutmakla mükellef. Diyor ki ben sana buradan 900 lira verdim ya, evet. Yersen yine benden yiyeceksin. İçersen benden içeceksin. Giyinirsen benden giyineceksin. Giyinirsen. Sana verdiğim 900 lirayı ben bir gişeden vereceğim, öbür gişeden alacağım. Bir gişeden vereceğim, öbür gişeden alacağım. Bizde değişmez. Biz evleniriz, mobilyamızı düzeriz. Mobilyayı düzerken mahalledeki marangozdan düzmeyiz. Gideriz, istikbalden alırız. Gideriz, no, bir alışveriş merkezi söyleyeyim, mobilya satan. Utanmayın. Kia'dan alırız. Ikea mı? Ikea'dan alırız. Ve Ikea'da ürünler habire değişir, çok güzeldir. Evimize getirdiğimizi 2 yıl sonra eskitmeden bir daha değiştiririz. Kıyafet sonuna kadar almamız gerekir. Bize o günkü model bayan koyarlar önümüze. Ölçüsü 50-60-90 mıdır? 70-70-140 mıdır? Neyse ölçüsü bizim önümüze koyarlar. Bütün herkes onun üzerinde kıyafeti görür. Kilosuna bakmadan, boyuna bakmadan, rengine bakmadan, parasına bakmadan onun gibi olmak için gider o kıyafetleri de alırız biz. Böyleyiz. Bu ama köleliğin getirdiği bir şey. Bizim kendimize ait bir kıyafet stilimiz yoktur. Bizim kendimize ait bir yaşam standardımız yoktur. Bizim kendimize ait bir şeyimiz yoktur. Yemek yiyeceksek bilmem ne chicken'ı yiyeceğiz. Yemek yiyeceksek bilmem ne McDonald's'ı yiyeceğiz. Balık yiyeceksek biz bilmem ne balığını yiyeceğiz. Biz kebap yiyeceksek o da uluslararası olması lazım. Ona da el attılar. Dikkat ediyor musunuz? Sizin kurban kesmenizi dahi istemiyorlar. Neden? Kurban kestiğiniz zaman eti onlardan almıyorsunuz çünkü. Siz o kapitalist, siz şöyle düşünüyorsunuz. Ama ben yerli üretim aldım. Örneğin işte X tavuk markasını aldım. Kardeş, o X tavuk markasını kurdurma parasını veren o. Onu faizle, onu üten yine o. Sen bakma onun yerli olduğuna. İşte bu düşünce, bu sistem bizim dinimize de el atıyor. Neye el attı? Ben yeni sufi olduğumda, sufi olmazdan önce de sufilere olan laf şuydu. Siz bir lokma bir hırkacısınız. Biz de böyle olmadığımızı anlatmak için uğraşıyorduk. Ne kadar cahilmişim ben o zaman. Biz diyorduk ya biz bir lokma bir hırkacı değiliz. Biz çalışıyoruz, biz gayret ediyoruz, biz mücadele ediyoruz. Oysa evet biz bir lokma bir hırkacıyız, biz çalışıyoruz ama tüketmiyoruz dememiz gerekiyormuş. Biz ne yazık ki bakın şimdi bize bir şey dayatıyorlar. Bize diyorlar ki şimdi Türkiye'de muhafazakar kesim, daha doğrusu insanlar dinini öğrenmeye başladı. Bunu böyle sakın tasnif etmek için söylediğimi zannetmeyin. Bugün en dekolte dolaşan bayan dahi dinini öğreniyor. Hızla. Mutsuz çünkü. Mutsuz. Ne tarafa dönerse dönsün içi dolmuyor. Boşluk var. Dolduramıyor. Bara gidiyor dolmuyor. Eğlenceye gidiyor dolmuyor. Alışverişe gidiyor doymuyor. İçinde bir boşluk var. Ne yaparsa yapsın o içindeki boşluğu doldurması mümkün değil. Bir gün birisi kulağına fısıldıyor, la ilahe illallah de diyor. 2 sefer la ilahe illallah deyince içi kımıldanıyor. Ha, bizim burada unuttuğumuz bir şey varmış diyor. Biz bundan kopmuşuz, ona başlıyor. Böylece o kimse hızla kendince, kendi dairesinde dindarlaşıyor. Bu tehlikeyi gördü kapitalist sistem. Bugün Almanya'da kapitalist sistemin dışında başka bir sisteme dönme lüksü yok. Niçin? Bilmiyorlar. İngiltere'de yok, bilmiyorlar. İsviçre'de yok, bilmiyor. Bizde yalnız küllenmiş bir sistem var bizde. Duruyor orada o. Biz geriye döndüğümüzde bizim gidecek bir kapımız var. Biz Tians'ın bu sistemden vazgeçiyoruz dediğimiz anda bizim elimizde bir argümanımız var. Güncellenmesi lazım, yenilenmesi lazım, değiştirilecek yerleri var, değiştirilmesi lazım, üzerinde çalışma yapılması lazım. Bunların hepsine de katılıyorum. Ama Avrupa'nın böyle bir şeysi yok. Batı'nın böyle bir şeysi yok. Buna Rusya'da dahil. Böyle olunca onların bir tek korkuları var şimdi. Bu işin koçbaşı Türkiye. Eğer Türkiye bir koçbaşlık yapar, bu sistemden dünyanın dengesi bozar. Dünyanın dengesi, o kapitalist sistemin dengesini bozmaktansa biz onları bozalım diye uğraşıyorlar. Bakın, burası çok tehlikeli bir nokta. Eğer siz kapitalist sistemden dışarı çıkmaya çalışıyorum derseniz, hiçbir şey yapmasanız dahi size açıktan savaşı sürükleyip sizinle savaşırlar. Açıktan. Bir gece bombalandığınızı görebilirsiniz. Bunlar bu kadar vahşi. Bir gece şehirlerinizin bombalandığını görebilirsiniz. Bir gecede finansal yıkım dedikleri finansal yıkımı yaşayabilirsiniz. Bu sistemden çıkıyorum dediğiniz an olacak olan şeyler. Ama siz sistemin payandalığına devam ederseniz, her yıl onlara rüşvetinizi ve haracınızı verirseniz, onların rüşvet ve haraçlarını kesmezseniz, onlar da size seslenmezler. Derler ki, aferin çocuğum, evladım, hayatına böyle devam et. Senin inancın beni ilgilendirmiyor. Sen yıllık haracını bana ver, aylık haracını bana ver. Senin istersen Budist ol. İngiliz'in çok umrunda sanki. Dini öyle algılıyormuşsun. Kraliçenin çok umrunda sanki. Kraliçeye sabahleyin bakacaklar, dökün hesapları, döküyorlar kraliçeye. Kraliçe bakıyor, uluslararası kendisine bağlı, kendisinin de içinde bulunduğu 200 tane, 300 tane, 400 tane şirket var. Bu şirketlerin kar durumları nasıl? Benim emrimin altındaki devletlerin merkez bankalarındaki faiz girdilerim ne kadar? Ona bakıyor. Senin dininden ona ne? O yüzden o sana diyecek ki, gel ne ihtiyacından fazlasını dağıt, bak senin kitabın da bunu emrediyor. Kitabının emrini yerine getir. İhtiyacından fazlasını dağıt. Benim kurduğum fabrikalarda, benim kurduğum tarım iş yerlerinde gel, köleliğe devam et. İçinizden kalkıp da birileri bunu söylemesin diyor. Buyurun. Geçmişimizde sakladınızca, ne kadar geçmişimizde? 100 yıl, 150 yıl. Pekala. Biz ama 150 yıl bize küçükmüş gibi geliyor. Fakat şimdi burada iş sanki bir siyasi tartışmaymış gibi, siyasi öngörüymüş gibi gelecek. Biz 150 yıllık değil, biz 90 yıllık geçmişimize körüz. Neden? Hocam 1923 İzmir Ekonomi Kongresi'ni topladı Mustafa Kemal Atatürk. Orada cancağızım, alınan kararlar muvaffak olamadı ne yazık ki Türkiye'de hiçbir zaman. Cancağızım, muvaffak olması mümkün değil ki. Bakın, siz düşmanı denize dökebilirsiniz. İçinizdeki düşmanları ne yapacaksınız? Atatürk askeri bir deha. Atatürk'ü koy, önüne 5 tane adam var, dünyayı altın üstüne getirsin. Atatürk o terbiyeyi Osmanlı terbiyesinden aldı. Askeri bir deha. Ama askeri deha olmak Yetmiyor. Neden? Çok uzun tartışılacak, uzun bir tartışılma meselesi. Şimdi 90 yıl öncesine körüz dediğim şey, sonuçta biz 90 yıl önceki dilimize hakim değiliz ki biz o küllere gidelim. Biz bakın devşirilmesi lazım, güncellenmesi lazım, temizlenmesi lazım derken bizim çok yakınımızda bizim. Keşke, bu işin keşkesi, sufiler keşke konuşmazlar, olanda hayır vardır, hikmet vardır der, derslerini alır giderler. İnsanlar gerçekten, gerçek bir şekilde Atatürk'ün koymuş olduğu çizgilerden yürüseydi. Yürütmezler ki, ona da yürütmediler. Çok geniş konu hocam. Geniş. Ben dertliyim o yüzden. Yani Abbasi dönemine kadar ineriz. O Abbasi'de kalmayız ki. Abbasi Türk tarihi olarak Abbasi dediğinizde yakındır. Burada ırkçılık değil. Türklerin kendi devlet algıları ve anlayışları, toplum algıları ve anlayışları hususidir. O hususi algı ve anlayışlarını İslam olduktan sonra da devam ettirmişlerdir. İslam çünkü bir topluluğun, bir kavmin kendince kendi adet, gelenek, örfünü ve anlayışını Kur'an ve sünnete aykırı olmadığı müddetçe reddetmez. Türkler bunu çok iyi analiz ederekten yeni bir medeniyet kurmuşlardır. Ben Abbasi'ye gitmem. Ben açık konuşmak gerekirse Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve 4 halifeden sonraki bir İslam devletine kendimi ölçü almak istemem. Almam da zaten. Ben kendi fikri planımda almam. Benim için Hz. Ali radıyallahu anh Hazretlerinden sonra İslam devleti yoktur. Öyle olunca, tabi buyurun kime verilecekse, öyle olunca ben kendim için bir ölçüyse bu, ben Hz. Ali radıyallahu anh Hazretlerine zamanına kadar olan benim için ölçüdür. Ondan sonrası ölçü değildir benim için. Ben hemen otomatikman Tuğrul Şah'a giderim öyle bir şey olursa. Otomatikman Melik Şah'a giderim ben. Ben derim ki benim kökenim, benim köklerim işte 570'ten 500'lere kadar dayanırım ben. Gider Melik Şah'a giderim. 500'lerden sonra Melikşah'tan itibaren, Tuğrulşah'tan itibaren Türkler İslam'ı resmi din olarak kabul etmişler. Ben ölçü alacaksam kendime o referansa giderim. Burası çok önemli. Neden bunu böyle söylüyorum? Yani bunun Sufi sohbetinde bunun ne yeri var demeyin. Böyle bir şey yok. Bizim Sufi anlayışımızın yelpazesi geniş. Bu noktada neden ben oraya giderim diyorum biliyor musunuz? Türklerin dini algısı şudur çünkü. Bunu normalde Selçuklularda, Osmanlılarda bulmak mümkün. Bunun temelini atan İmam-ı Azam Hazretleri'dir. İmam-ı Azam Hazretleri'nin temelini Türkler yaygınlaştırmışlar, geliştirmişler. İmam-ı Azam Hazretleri'nin temelinde şu vardır. Biz bir meseleye bakarız. Bir meseleye hükmeteceğimiz zaman Kur'an'a bakarız. Kur'an'da bulamazsak sünnete bakarız. Sünnette bulamazsak, bu bakın çok keskin bir yerdir. Biz Ahmet onu mu dedi, Mehmet bunu mu dedi diye bakmayız. Biz deriz der. Biz deriz. Bu Türklerin içerisinde yaygınlaşmıştır. Türklerin medeniyet kurmasının, bu topraklardaki dini algının medeniyet kurmasının temelinde bu vardır. Biz bir meseleye Kur'an'a bakarız. Olmadı sünnete bakarız. Kur'an'da da ve sünnette aradığımızı bulamazsak hükmederiz, fıkh ederiz biz. Allah için. Allah için. Bu bizi biz eden ölçüdür. Ben o yüzden Abbasilere gitmem. Gitmem. Alevereyle, Dareveleriyle devlet ele geçirmek yoktur. Türklerin kendi iç dünyalarında, kendi devlet geleneklerinde alevereyle, dalevereyle devleti ele geçirmek yoktur. Kılıcının hakkıyla gelir. Saray oyunları yoktur Türklerde. Ben 500'e gidersem, 570'lere gidersem bunları alırım ben. Saray oyunu yoktur Türklerde. Kaan ölür, kaç oğlan kaldı? 2 oğlan. Onlar bu doğru yanlış ayrı bir şey. Dövüşürler, ayakta kalan Kaan olur. Bir devlet bölünür. Bunu bilen Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, hep dövüşe dövüşe gelmiş Türkler. Birbirlerini kıra kıra gelmişler. Birbirleriyle savaşa savaşa gelmişler. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri biliyor tarihi. Kardeş katlini getirir Osmanlı'da. Bir daha kardeşler birbirini kırıp devleti bölüp parçalamasınlar diye. Doğrudur, yanlıştır, tartışılır. Bu ayrı mesele. Ben o yüzden özür dilerim, Abbasi'ye gitmem hiç. Buyurun. Hocam, Cenab-ı Allah diyor ki, tövbe et kulum affedeyim diyor. Bize söylenen bu. Peki affedilmeyecek günahlar neler? Günah-ı kebairler vardır. Bir de biz komşusu açken tok yatan bizden değil diyen bir peygamberin ümmetiyiz. İşçileri, ameleleri ve fakir köylüler açlıkla boğuşurken yatlarda, katlarda dolaşanlar bu günah-ı kebair işlemiş oluyorlar mı? Onlar Müslüman sayılır mı? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes Müslümandır, İslam'dır. Sakın ha birisinin günah-ı kebairinden dolayı, eksikliğinden dolayı onu İslam'dan dışarı çıkarmayın. Bu algı yok bizde. Dini algıda böyle bir şey yok. İslam'ın gerçeğinde de böyle bir şey yok. Yoksa biz de IŞİD'in ayrı bir kolu olmuş oluruz. Elimizde silah olmaz bir tek. Yani o da diyor ki benden olmayan kafirdir diyor, vuruyor, kesiyor, öldürüyor. Böyle bir şey yok. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diye Müslümandır. Bitti. Hatasıyla, kusuruyla, günahıyla Müslümandır. Bir. İkincisi, af olmayacak hiçbir günah yok. Şartı nedir? Tövbe etmektir. Bakın, şartı tövbe etmektir. Tövbeleri kabul olunmayacaklar vardır. Bunlar nelerdir? Bir, içki içmeye devam eden. Adam içmeye devam ediyor. Anne babaya asi olmaya devam eden. Müslümanlara faizle para satmaya devam eden. Çok özür dilerim. Zina yapmaya devam eden. Bunların hepsi de toplumu ifsad eden, bozan hallerdir. Bunlar bu hale devam ettikleri müddetçe tövbeleri kabul olunmaz. Ama o kimse dedi ki ya Rabbi ben bu saatten sonra zina etmeyeceğim. Onun tövbesi kabul oldu. Dedi ki o kimse ya Rabbi ben bundan sonra hiçbir Müslümanın hakkını gasp etmeyeceğim. Tövbesi kabul oldu. Dedi ki o kimse ben anne babama çok isyan ettim. Ben annemden babamdan helallik alıp bundan sonra onlara isyan etmeyeceğim. Tövbesi kabul olur. Bakın, tövbesi kabul olunmayanlar bir günah-ı kebaire devam edenler. Bu günah-ı kebairde de olmazsa olmaz günahlar, 7 tane büyük günah var. Şirk birincisi. Şirke devam eden bir kimsenin tövbesi kabul olmaz. İbadeti de kabul olmaz onun. Şirk ehli çünkü. Şöyle düşünüyor. Allah'ın oğlu vardır. Hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Var ya bunlar böyle kelimeler. Hepimiz Tanrı'nın çocuğu değil miyiz? Filmlerden öğreniyoruz ya biz, Amerikan filmlerinden. Var ya Amerikan filmlerinde üçlü testis inancı vardır. Bütün Amerikan filmlerinde, bütün Batı filmlerinde üçlü testis inancıyız. Hepimiz Tanrı çocukları değil miyiz? Bize çok masum gelir bu. Hayır. Ayet-i Kerime bunu reddediyor. Onlar diyor Allah'a çocuğu var dediler. Böyle bir iftira attılar. O zaman biz Allah'a çocuk isnat edemeyiz. Bakın, bunlar şirk. Ama biz bilmeden böyle filmlerin etkisinde kalaraktan hepimiz Tanrı'nın çocuklarıyız. Hepimiz Tanrıların evlatlarıyız. O babamız bizim. Haşa. Şirk. İnsan şirke devam ettiği müddetçe tövbesi kabul olunmaz. İkinci günah-ı kebairdir. Anne babaya isyan etmek. İkinci, bakın. Üçüncü değil. Bu öğretiyi bizim içimizden kaldırıyorlar. Niçin kaldırıyorlar biliyor musunuz bizim içimizden bunu? Çocuklarımız serkeş olsunlar. Kölelik sistemine köle olsunlar. Serkeş. Bizim çocuğumuz serkeş olacak. Bizi dinlemeyecek. İstediği gibi bir hayat kuracak kendine. O hayatı kururken biz onun hayatına müdahale etmeyeceğiz hiç. Kölelik sistemine uygun bir hayat kuracak. Kölelik sistemine uygun. Anne babaya itaat etmemek. Devam ediyor. Üçüncüsü iftira etmek. Namuslu bir insana. Gibi. Şimdi bunlara devam eden, devam ediyor. İçki içmeye devam ediyor. Fuhuş yapmaya devam ediyor. Devam ediyor. Anne babaya asi olmaya devam ediyor. Şirke devam ediyor. Çok affedersiniz eşcinselliğe devam ediyor. Bunu da bizim içimizde şimdi bütün dinlerin reddettiği, günah kebair gördüğü ve hiç kabul etmediği şeyi bize şimdi normal gösteriyorlar. Bu da normale geliyor bizde şimdi. Önceden eşcinseller eşcinselliklerini gizlerlerdi. Şimdi yürüyüş yapıyorlar, miting yapıyorlar. Parti kuruyorlar şimdi. Bunlara karşı gelenleri de yobaz gerici diyorlar. Şekil A'da ben gibi. Ben bu normalde bir fuhuş bataklığıdır. Bu normalde fıtrattan değildir. Bu bir hastalıktır. Psikolojik hastalıktır. Haramdır deyince bana o kadar mail gönderiyorlar ki. Bizi normale getirmeye çalışıyorlar. Normal algılayacağız. Kadın kadına eşcinselliği de normal algılayacağız. Erkek erkeğe eşcinselliği de normal algılayacağız. Biz şöyle diyeceğiz. Hani var ya demokratik, insan haklarına saygılı hukuk sistemi. Üçlü tesis inancı bu. Biz şimdi ne istiyoruz devletten? Demokratik, insan haklarına saygılı hukuk sistemi. Ne istediğimizin farkında değiliz. İnsan hakkı nereye kadar? Bilmiyoruz biz bunu. Bu sefer bizim karşımıza dakika bir gol bir eşcinsel çıkıyor. Benim de insan hakkım var diyor. Ben de yaşayacağım. Eşcinselliğim de yaşayacağım diyor. Bizim dinimize aykırı. Bu bizim içimizde bu devam ederse bizim çocuklarımız da eşcinsel olur. Böyle bir hayat Allah'ın emrine aykırı. Bunu söyleyemiyoruz dahi biz. O kadar kölelik sistemi beyin damarlarımıza girmiş. Bunun gibi günah kebairlere devam edenlerin tövbeleri kabul olmaz. Niçin? O günah kebairlere devam ettiklerinden dolayı. Ama bu günah kebairi terk etti, tövbe etti, Allah tövbesini kabul eder. Evet. Hocam şimdi demin konuşmanızda din ayetler yeni yorumlarla yeni yorumlanabilir. Bunda iletilmelidir buyurmuştunuz. Şimdi biri de çıkar derse ki Kur'an'da 5 vakit namaz yok. Ben bunu 3 vakite indirdim. Biz buna inanacak mıyız? Bir an hadisleri de koydum ortaya. Dedim tamam. Bir şeyde ayete bakarız. Yoksa hadis-i şeriflere bakarız. Sünnet-i Resulullah'a. Yoksa hükmederiz dedim. Peki. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Allah razı olsun. Efendim? Dinlerin kardeşliği kelimesi. Neyin? Dinlerin kardeşliği. Dinlerin kardeşliği. Dindarların kardeşliği olur. Dinlerin kardeşliği gerçek manada. Dinler zaten hepsi de İslam'dır. Aynı avluya yapılır hocam. İbadethanelere yapışır mıydı? İyi. O da işte dünya üzerindeki vahşi kapitalist sistemin, vahşi deccal sisteminin bizdeki tezahürü dedim ya, içimizdeki insanlarla bunu gerçekleştiriyorlar diye. İçimizdekilerle bunu gerçekleştiriyorlar. Ama onlar öyle algılamıyorlar ya. Evet. Acı şeyler tabii. Efendim son zamanlarda medyada bir grup kesim kendilerini beyaz Türkler olarak adlandırmaktalar. Bunlar kimlerdir hocam? Hiç tanımıyorum cancağızım. Neden beyaz Türkler diyorlar kendilerine? Hiç tanımıyorum cancağızım. Bilmediğim şeyi nereden söyleyeyim? Benim bildiğim burası var. Buranın beyazı siyahı ayrılacaksa ben de ayrılacağım o zaman. Benim bildiğim burası. Ben Yani bu anlamı, bu kavramı anlamakta da güçlük çekiyorum zaten. O yüzden normalde işte kimisi diyor ki deniz kenarında olanlar beyaz Türkler, ben de deniz kenarı çocuğuyum. Her ne kadar denizle aramda 70 kilometre fark da varsa ben İzmir'in Bayındır ilçesindenim. Bizimkiler biraz denize uzak, esmerdir bizimkiler orada. Biraz böyle rengi esmere kaçar. Poyraz'da dururlar biraz, yanıktır da biraz. O yüzden biz ne kadar ondan sonra beyaz Türk'üz tartışılır. Hacı Mehmet kalk bakayım bir ya. Ulan bunun neresi beyaz Türk, neresi siyah Türk? Kim ayırt edecek bunu? Dayımın oğlu benim. Sence baktığında nasıl bir Türk geliyor kafana? Hocam. Bunun dedesi Yunan'ı kovalayanlardan. Baba dedesi. Hangi sınıfa koyacağız şimdi biz bunu? Sonradan Kuvve-i Milliye'ye katılmışlar bir de. Oğlum parası da varmış dedesinin bayağı. Böyle zeytinlik, annem böyle yürürken burası bizimdi, burası bizimdi. Yürüyoruz böyle gidiyoruz, burası bizimdi. Ulan ana dedim bu daha sizindi o zaman. Bizimdi dedi. Ne oldu dedim ben, dedenle dayınlar sattı yedi dedi. Hacı Mehmet hakkını helal et, otur Allah razı olsun. Dedim dayınlar nasıl sattı dedim ben. Dedi Ahmet dayın dedi, ondan sonra askere gitti dedi, askere gidince dedi orada askeri lokantada çalışmış dedi, geldi dedi, ben aşçıyım dedi, evlendi dedi, o zaman bir İsmail Sayın varmış, onun meyhanesinde çalışıyormuş, meyhanede aşçılık yapıyor kayınpederinin yanında, dedemin canı sıkılmış, gitmiş bir yer almış değil mi Hacı Mehmet, orayı meyhane yapmış, ondan sonra küçük dayım aldı sazı eline, o anlattı. Dedi gündüz satıyorduk, gece hep beraber içiyorduk dedi. Şimdi bilmiyorum Hacı Mehmet'i hangi sınıfa koyacağız biz? O da benim dayımın oğlu olduğuna göre beni de hangi sınıfta koyacaklar? Boş verin bunları siz. Yani normalde kıyı şeridini beyaz Türk olarak algılıyorlar ya. Bizim Anadolu insanımız, Anadolu insanı. Beyazıyla esmeriyle ben ayırt etmiyorum ama hepsi de vatanperver insanlardır. Hepsi de kendi görüşünce kendince vatanını sever ve vatanını kurtarmak, daha iyi etmek için kendince bir doğrusu vardır. Bunu yapar. Benim için beyaz siyah ayrımı yok. Buyurun. Efendim bir ayet-i kerimede yanılmıyorsam eğer onlar mümin olduklarını zannederler halbuki değildirler diye bir ayet geçiyor. Biz yani, değiliz o. Yani şöyle mi? Yani iman kesin bir şüphesiz kesin bir iman gerektirir ama Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mümin etmiş sayılmaz mıyız? Biz bunu böyle sınıflandırırsak bu sefer biz bölüp parçalayanlardan oluruz. Kim la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse o Müslümandır. Dinini ne kadar yaşıyorsa o kadar mümindir sıfatsal açısından. Ama biz onun üzerinde onlar iman etmiştir ama iman ettikleri sayılmaz ayet-i kerimesini la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyenlerin üzerine koyarsak bu sıkıntılı olur. Bunu şuraya koyabiliriz belki de. Bir kimse korkuyla, öldürülme korkusuyla, katledilme korkusuyla Müslüman olsa, malını kaybetmemek için Müslüman olsa, bir makama, bir mevkiye gelmek için onlardan görüneyim, Müslümanlardan görüneyim diye Müslüman olmaya kalkarsa onlar için geçerlidir bu ayet. Yoksa örnek yani bu topraklarda insanlar imanlarından dolayı herhangi bir şek şüphe etmesine gerek yok. Yok. Hazreti Ömer'in kıssasındaki gibi ümit edip ve korkmak mı? Bu müminliğin vasfı zaten. Sıkıntı yok bunda. Sakın bir başkasının üzerinde bu iman etmiş ama gerçekten iman ehli değilmiş gibi tefekkür etmeyin. Bu bizi Allah muhafaza eylesin çok sıkıntılı bir noktaya götürür. Bilmiyor olabilir bir kimse dinini, onun imansız olduğunu göstermez yine de. Allah bizi affetsin. Mikrofon bende değil cancağızım. Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki, iyiler nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun iyidir. Ayet-i kerimede diyor ki, onların iyilikleri rüzgarın önünde bir kül gibi, bu bir benzetme var iyiliklere. İnsanların arasında şöyle bir şey söylüyorsun, ya bu adam namaz kılmıyor ama o adam iyi bir adam. Soruyorsun, ya benim çok iyiliğim var. Toplumumuzun içerisinde bir iyi insan portresi var. Bu iyi insan portresi, benim iyiliğim beni cennete götürecek veya benim iyiliğim beni kurtaracak cinsinden bir algı. Peki bizim algılamamız ve anlamamız gereken iyilik nedir? Mesela biz o adamın yapmış olduğu yardımı iyilik olarak kabul edersek, ama Cenab-ı Allah kimilerinin iyilik olarak görüntülediği ve gösterdiği iyiliklere rüzgarın önünde kül gibi savrulacaktır diyor. Rüzgarın önünde savrulan iyilik tanımlaması var. O zaman içinde yaşadığımız hayatta insanların iyilik diye tanımladıkları nedir? İyi nedir? Bunun karşılığında da kötü nedir? Hangi açıdan istersin? Ya her açıdan cevaplanılabilir. Sabahlayabiliriz o zaman, her açıdan olursa. Yani iyi nedir? Neye göre belirlenir? Biz tabi bunu iyi nedir kelimesine, eğer ki biz Kur'an ve sünnet mantalitesi açısından bakacak olursak, iyi iman edip iyi amel işleyip hakkı ve sabrı tavsiye edenlerdir. Bu işin ana temelidir. Bir ayak imandır, bir ayak iyi amel etmek, bir ayak hak, bir ayakta sabırdır. Bir ev düşünün, bir ev kuruyorsunuz, 4 tane temeli lazım. Bir insan kuruyorsunuz, bir sistem kuruyorsunuz, bir felsefe kuruyorsunuz. Buna 4 tane temel direk gerekiyor. Birinci direk ne? İman etmek. İman etmek deyince, hani hadis-i şerifte buyurulduğu üzere hemen böyle Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kitaplarına, din gününe, hayra, şerre, hesaba, kitaba, kabire, mahşere, cennete, cehenneme iman etmektir. Bu o zaman iyi bir insan olmanın birinci şartlarından birisidir. Çünkü buna din gözlüğüyle, din mantığıyla bakıyoruz. Ben bu 4 ana kaideden bütün hayatı geçiririm. Ben o yüzden sabaha kadar vaktimiz var mı dememin sebebi bu. Bu 4 kaideden bütün hayatı geçiririm. İkincisi ne? İyi amel etmek. İman eden kimse iyi amel eder. Amel bir iş, bir faaliyet. Bunun içerisine ahlak da giriyor. Bu kocaman bir dünya. Buradan da biz bütün dini geçirebiliriz. İyi amel etmekten, iyi iş yapmaktan, iyi iş yapmak, hayırlı iş yapmak. Ardından devam ediyor. Hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı tavsiye etmek, tebliğ etmek, o zaman bunu bilmeyenlere veya bilen görünenlerin hepsine de doğruyu, iyiyi, güzeli, imanı, İslam'ı, ihsanı tavsiye etmek olacak. 3. ayak ne? Sabrı tavsiye edenler müstesna. O zaman bütün bu 3 tane ana direği ayakta tutacak olan bir sabır direği gerek. İmanı ayakta tutacak sabır, iyi ameli ayakta tutacak sabır, hakkı tavsiye etmekte ayakta tutacak sabır direği gerek. Çünkü 1 günlük, 2 günlük, 10 günlük, 5 günlük mesele değil. Bu bütün bir kimsenin hayatını içine alacak bir doktrinler manzumesi oluyor. O zaman biz meseleye Kur'an ve sünnet açısından bakarsak, din açısından bakarsak, iyi bir kimsenin üzerinde hem iman, hem iyi amel, hem hakkı ve sabrı tavsiye etmek üzerinde olması gerekiyor. bu dört ana direğin üzerine kurulacak o kimsenin hayatı, felsefesi, bakışı, yaşantısı, her şey. Ama toplum nazarında biz buna bakıyoruz. Biz iyi insan olarak baktığımızda mesela bize yardım eden bir kimse iyi insan bizim için. Biz diyoruz ki çok iyi insan. Neden? Bize yardım etti, menfaatlendik çünkü. Veyahut da birisi bir köpeğe su verdi, çok iyi insan oldu. Toplum nazarında bölgelere ve şahıslara göre iyi insan portreleri vardır. Bu bizi aldatır. Toplumda oradaki iyi insan algısı ile başka bir yerdeki iyi insan algısı aynı değildir. Oradaki iyi insan portresi ile bir başka yerdeki iyi insan portresi aynı değildir. Çünkü kültürler girer, gelenek girer, görenek girer, orada hayat tarzı, yaşantısı girer, orada ne bileyim herkesce iyi insan girer. Mesela örnek, bir çocuğun her istediğini alan baba iyi bir baba olur. Neden? Çocuk menfaatçidir çünkü. Babasından hep bir şeyler istediğinde, babası da ikilemiyorsa, alıyorsa iyi bir babadır. Ama baba ona ne zaman namaz kıl dediğinde baba kötüleşmeye başlar örneğin. Oysa iyiydi. Veyahut da çocuğa ne zaman desek ya biraz da Kur'an-ı Kerim ezberlesen, Hande'nin bütün şarkılarını biliyorsun da bir Fatiha'yı bilmiyorsun. Geçen gün baktım 6 yaşındaki kız çocuğu Hande'nin bütün şarkılarını ezberlemiş. Annesi de diyor ki dedesi Hande'nin bütün şarkılarını ezberledi. 6 yaşında. Ah dedim ben de, dedesi dedim bir Fatiha'yı ezberleseydi daha mutlu olurdu dedim. Kadın kaldı şimdi. Dedim yani tanımıyorum kadını da. Yaşı da genç. Dedim kızcağızım Hande'nin bütün şarkılarını ezberletince kadar bir Fatiha-i Şerife'yi de arasına katsaydın ya dedim. 6 yaşındaki bir çocuk Hande'nin bütün şarkılarını ezberlemiş. Ben bir cümlesini bilmiyorum. Ne kadar geri ve cahilim. Düşünebiliyor musunuz? Evet. İyi insan o ama. O çocuk da çok iyi. Buradaki iyilik kavramı insanların kendi bakış açısına göre değişiyor. İşte toplumda da böyle bir iyi kavramı var. Bir kimse mahallede hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Çok iyi bir kimse. Bu dinin içerisinde var. Sizin en hayırlınız yani en iyiniz etrafına hiç zarar vermeyeninizdir. Ama bir özellik bu. Güzel. Sizin en hayırlınız, en iyiniz etrafına en fazla faydası dokunanınızdır. Bu da iyi, bu da güzel bir şey. Ama burada bizim iyiliğe yükleyeceğimiz mana, anlam biraz da kendi inanışımızla ve yaşantımızla alakalı. O yüzden mesele iyi insan olmaksa Sufiliğin bir amacı, bir gayesi insanları kendisine gelen, kendisine bu noktada kendisiyle beraber olan bireyleri iyi insan yapmaktır. İyi insan olmanın yolu bu manada dini perspektif açısından Muhammedi bir sufilik anlayışıyla iman etmek ve o imanın tecelliyatı olarak iyi ameller işlemek ve iyi amel işlemenin tecelliyatı olarak hakkı tebliğ etmek, tavsiye etmek ve aynı zamanda da bu üç ana direğin arkasında devamiyet arz etmesi için sabrı tavsiye etmek ve sabırlı olmak. Sabırlı olmayı şöyle görüyoruz biz sadece. Annemiz vefat etti, sabrettik. Değil. Namazda sabır, oruçta sabır, iyilikte sabır, zikirde sabır, ne bileyim işte ibadette sabır. Bunda devamiyet arz edecek çünkü. O devamiyet arz eden şeylerde sabır gerekli. Peki bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir rivayette 3, bir rivayette de 7 kişi, bir kişi öldüğünde onun iyiliğine şehadet ederse o kimse cennetliktir. Yine tez karşı delil olarak bir kimsenin cennete girebilmesi için önce iman ehli olması gerekir. Bir kimse iman ehli değilse 117 kişi onun iyi olduğunu söylese yine de cennetin kokusunu dahi alamaz. O iman ehli bir kimse için geçerli. Bir kimse iman etmiş. Bir kimse iman etmiş. Oradaki mahalledeki bütün herkes onun iman ehli olduğunu biliyor. O ki mahalledeki bütün herkes iman ehli olduğunu biliyor. Mahalledeki kadınlar o kadının iman ehli olduğunu biliyor. İman ehli olduğunu bildiği halde bir de diyorlar ki bu iyi mi? Hemen oradaki etrafındaki komşulardan 7 tanesi diyor ki biz onun iyiliğine şehadet ederiz. Cenab-ı Hak da diyor ki ona cennet vacip olur. Ne zaman vacip olur? Cehennemde azabını çektikten sonra yine vacip olacak. Adamın biri ayakkabısının içerisinde köpeğe su verdi. Eyvallah. Cennetlik oldu. Geçmiş ümmetlerden. Hadis-i şerifte der ki geçmiş ümmetlerden birisi bir köpek kuyunun başındaydı. Su içecek, susuzluktan ölmek üzereydi. Adam gitti işte bir rivayette ayakkabısıyla, bir rivayette kafasındaki keçeden kakülüyle su aldı, ona içirdi, cennetlik oldu der. Biz de şimdi kalkıyoruz, bizde de böyle bir algı oluştu şimdi. Birinin kucağında bir kedi, o kediye su verdi, cennetlik oldu. Birinin yanı başında bir tane köpek gel kuçu gezdiriyor. Torun gezdireceğine köpek gezdiriyor. Torun gezdireceğine kedi gezdiriyor, cennetlik olacak. Eyvallah. Kim ama? İman eden ilk önce. Cennete girecek olanlar, iman ehli olanlar. Biz muhakkak iman edeceğiz. İyi amel işleyeceğiz. İyi amel işlemeden cennete girmek yok. Ama biz bir kediye su vermekle, bir de hele sokakta gördüysek biz gözleri cırıklanmış, sümüklenmiş bir yavru kedi. Ya bütün bizim damarlarımız ayağa kalkıyor. Millet açlıktan ölüyor. Açlıktan ölene damarımız kalkmıyor. Çocuğuna ilaç alamayana damarımız kalkmıyor. Çocuğuna verecek bir şişe süt bulamayana damarımız kalkmıyor. Gece Hazreti Hasan Efendimiz gibi kim aç, kim açıkta deyip fakir fukara arayan yok. Buna damarı kalkmıyor kimsenin. Dünyanın herhangi bir yerinde açlıktan kırılıyor insanlar. İnsan o, insan. Ona damarı kalkmıyor kimsenin. Hocam. Ama orada birisi bir kedi görüyor. Muhakkak çok güzel bir şey. Bunu böyle reddeden noktasında değilim. Ona damarı kalkıyor. Herkes panter emel oluyor. Vardı ya televizyonlarda meşhur panter emelimiz bizim. Öyle oluyor. Bizde de vardı bir ara öyle bir panter emelimiz bizim. Böyle dükkanın karşısında bir tane kedi medi bulunursa hemen evlatlık ediyorduk biz onu. Edison ampulü buldu. Müslümanlar da bundan çok yararlanıyorlar. Edison cennetlik midir, cehennemlik midir? Şimdi bu noktadaki toplum algısı üzerinden soruyorum. Yani onun imanına şehadet eden bir kimse varsa alsın kendi cennetine koysun. Ama sonuçta Edison'un bir iyiliği var. Ampulü buldu. Onun imanına şehadet edecek olan bir kimse var ise alsın cennetine koysun diyorum. Edison'un yapmış olduğu iyilik değil mi? Cancağızım, kardeşcağızım. Cennet kimin? Cennet kimin? Allah'ım. Ben şimdi birisi bir mülk var birisinin. Senin evin var. İstediğini evine katarsın, istediğini katmazsın. Öyle değil mi? Ben şimdi diyeceğim ki bu bir tahmini olur sadece. Halit eve beni katar. Tahmini bu. Kesin bir bilgi değil. Şimdi Edison cennetlik diyen bir kimse kendisi cennetlik diyorsa bu dinen yasak. Sahabeden bir kimse birisinin cennetlik olduğunu hükmetti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onu men etti. Onu men etti. Dinde birisine bu cennetliktir demek yasak. Bir amel cennetlik amel olabilir. Açı doyurmak cennetlik bir ameldir. Yetimi okşamak, sevmek, ona yardım etmek cennetlik bir ameldir. Dul bir kadına destek olmak, onu bu noktada fi sebilillah kol kanat germek cennetlik bir ameldir. Yani kol kanat gerip başka bir şey yapmak yok yalnız. Oradan da bunu çıkarıyorlar. Örnek, bir evlenme çağına gelmiş bir kıza çeyiz düzüp evlendirmek cennetlik ameldir. Evlenme çağına gelmiş bir erkeği evlendirmek cennetlik ameldir. Borçluya müsaade etmek cennetlik ameldir. Borçluya müsaade etmek, alışverişte kolaylık sağlamak cennetlik ameldir. İnsanlara tebessüm etmek cennetlik ameldir. İnsanların arasında barışı sağlamak cennetlik ameldir. Bunların hepsi de cennetlik ameldir. Bunların cennetlik amel, biz bunları daha sıralayabiliriz. Bilgisi Kur'an ve sünnetten bizde. Ama aynı Kur'an ve sünnet bize birisinin sen cennetliksin demekten bizi men ediyor. Şimdi biz kalkıyoruz, bu din bilmemezlikten kaynaklanıyor. Birisi işte Edison, aslında Edison elektriği bulmadı, lambayı buldu. Elektrik vardı zaten. Lambayı buldu. Lambanın yanışını gördü. Ayrı mesele. Edison isterse elektriği de keşfetmiş olsun, lambayı da keşfetmiş olsun. Onun cennetlik olduğuna hükmedecek olan biz insanlar değiliz. Ona hükmedecek olan Allah. Ben de o yüzden diyorum, onun cennetliğine hükmeden alsın cennetine koysun. Şöyle bir içinde yaşadığımız zamanda şöyle bir durum var. Karşılaştığımız hiç kimse, yani bu insan isterse ateist olsun, isterse putist olsun, hiç kimse kötü değil. Yani kendi kötülüğüne inanmıyor. Herkes kendi dairesinde iyi. Herkes kendi dairesinde iyi olunca, yani çağımızın bir hastalığı, herkes kendi dairesinde iyi olunca iyiye dair bir arayış kalmıyor. Yani İslam'a veya dair veya dine dair bir arayış kalmıyor. O yüzden iyiliği insanların kafalarında betimleme açısından soruyorum. Yani çok karşılaştığımız bir soru. Hocam iyi, Thomas Edison ampulü buldu. İyi, o cennetlik değil mi? İyi, ben de kediyi sevdim. Cennetlik değil miyim? Yani insanlar şu anda herkes kendi içerisinde bulunmuş olduğu hali, yeri ve zamanı iyi görüyor. O yüzden iyiliğe dair ve iyiliğin özüne dair bir arayış yok. Yani bize kendi halimizin iyi olduğunu söyleyen bir yer mi var? Veya bu iyiliğin tanımı nedir? Bu noktada ben insanların önlerine koyma açısından söylüyorum. Yani bir tanım, bir çerçeve var mıdır yani iyilikte? İyiliğin net bir tanımı vardır. Net tanımı şudur: hiçbir şeye ve hiçbir kimseye zarar vermemektir. İyiliğin net tanımıdır bu. Evrensel bir tanımdır. Evrensel iyilik, iyi, hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeyendir. Şimdi bu net tanımı koyduktan sonra biz bu iyiliğe değişik perspektiflerden bakmamız gerekiyor. Perspektiflerden birisi şu: biz toplum nazarında bir kimsenin iyiliğine bakarken, o kimsenin iyiliğine hükmedeceksek en alt zemin olarak iyi bir insandır. Biz onun cennetlik olup olmadığına hükmetmiyoruz. İyi bir insandır. Ben hiç kimseye zarar verdiğini görmedim. Benim için iyi bir insandır. Bu insanlık açısındandır, toplumsal açıdan. Ama bu dini açı yoktur bunun içerisinde. Veyahut da bunun içerisinde insanların kendi yöresel bakış açıları yoktur örneğin. Veyahut da bir felsefi bir boyutu yoktur bunun. O hiç kimseye zarar vermeyen, hiçbir şeye zarar vermeyen olgu bütün insanlık tarihinde kendince iyidir. Buna söyleyecek bir söz yok ki. Ama ve lakin o iyilik nereye kadar yeter, nereye kadar yetmez, o ayrı bir tartışmadır. O algıyı reddetme noktasında değilim. Ama iyiliği bir kediye su vermek olarak algılıyorsa bir kimse, veyahut da iyiliği bir kimse bir ağaca su vermek olarak sadece o kadar algılıyorsa, söyleyecek bir söz de yok zaten. Ama şunu unutmayalım: İyilik bu noktada iyi, insanlık perspektifi açısından bakılırsa bencesi en alt zemini hiç kimseye zarar vermemektir. Bu elinden, dilinden, gözünden, ayağından, hiçbir şeyinden sizden hiçbir kimseye ve hiçbir şeye zarar çıkmayacak. Eğer bu olguda duruyorsak, evet, biz insanlık perspektif açısından baktığımızda biz ona iyi bir insan diyebiliriz. Peygamber, ama ona biz cennetlik diyeceksek farklı özellikler arayacağız o zaman. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bazı kişileri recmettirdi yapmış oldukları suçlardan dolayı. Sonuç olarak evrensel iyilik açısından bakarsak burada bir zarar söz konusu. Bak, hiç kimseye zarar vermemek dedim. Rejim edilen kimseler zarar verdiler etrafa. Ama sonuç olarak zarar verdiler, ama bu evrensel iyilik bakış açısından bakılırsa sonuçta onu da öldürüyorlar, rejim ediyorlar. Cancağızım, kardeşcağızım, ben bunu evrensel insanlık perspektif açısından baktım. Din perspektifinden bakmadım. Din perspektifinden baktığımı az önce söyledim. Orada vel asri'yi tefsir etmeye çalıştım. Din açısından bakılırsa bir kimsenin iyi denilebilmesi için vel asrının hukukuna uygun yaşaması lazım. İman edip, iyi amel işleyip, hakkı ve sabrı tavsiye edenlerden olması lazım ki biz o kimseye İslami perspektiften baktığımızda iyi diyebilelim. Ama dini perspektif değil, insani perspektiften baktığımda bir Alman'a da, bir İngiliz'e de, bir Hristiyan'a da, bir Yahudi'ye de, bir dinliye de, bir dinsize de baktığımda, bir Müslümana da baktığımda iyi diyebilmem için benim ona insanlık perspektif açısından onun hiçbir şeye ve hiçbir kimseye zarar vermediğine muttali olmam gerekiyor. Şahit olmam gerekiyor. İnsanlık perspektifinden ona iyi diyebilmem için. Ben de bir özür dilerim. Bizde insanların içerisinde bir iman metresi yok. İman ölçsün. Biz bir kimsenin İslam metremiz yok ki bir kimsenin İslam'ını ölçelim. Bu karşılıklı hukukla meydana çıkacak olan bir şey. Birisiyle bir alışverişimizde birisiyle bir şeyi paylaştığımızda iyiliğini göreceğiz veya kötülüğünü göreceğiz. Biz insanların imanından sorumlu değiliz. İmanını ölçelim. Biz insanların İslam'ından sorumlu değiliz. İslam'ını ölçelim. Biz insanların iyiliğinden de sorumlu değiliz. İyiliğini ölçelim. Biz bilebildiğimiz karşılıklı alışverişimizde, karşılıklı hukukumuzda görebildiğimizden sorumluyuz. Nedir bu? Halit bana hiç zarar vermiyorsa benim için iyi bir insandır. Ben Halit'e hiç zarar vermiyorsam birinci derecede ben iyi insanımdır. Halit'e karşı ama. Buradaki insani perspektiften ele aldığımızda hangi dine inanışla sahip olursa olsun o kimse, etrafındaki hiç kimse ve hiçbir şeye zarar vermiyorsa iyi bir insandır. Ama o hiç kimseye ve hiçbir şeye zarar vermeyen bir kimsenin imanına, inancına, felsefesine bakmadan onu cennetlik etmek, bu farklı bir şey. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum anlatabildiğim yere kadar. Edison bir buluş yapabilir, çok iyi bir insan da olabilir. Benim cennetim yok ki ben onu cennetlik diye hükmedeyim. Veya diyeyim ki Edison cennetliktir. Benim ona hükmetme noktam yok. O yüzden bir Musevi de çok iyi olabilir. Benim onu cennete koyacak veya cennetten atacak benim hükmüm yok. Ben Müslümanım. Ben Müslümansam bir, dini perspektiften bakabilirim. İki, dini perspektifin içerisinde insanın perspektiften bakabilirim. Baktığım zaman benim için ölçü şudur. O kimsenin iman metresi yok. Aa, bu adam iyi bir adam, hiç kimseye zarar vermiyor. Benim için iyi adam. Cennete girer mi girmez mi beni ilgilendirmez. Durum bu. Teşekkür ederim. Geldi mikrofon. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin yapmış olduğu bir dua. Allah'ım azabından affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım. Seni ben seni övdüğün gibi, kendini övdüğün gibi asla övemem. Seni ancak sen översin. Zatına layık övgüyü ancak sen yaparsın Allah'ım. Şimdi burada birinci sorum, seni ben, seni kendini övdüğün gibi asla övemem. Yani Allahü Teala Hazretleri bizi, Allah'ı kendini övmemizi mi istiyor? Yani normalde biz övmeyi, yani olumsuz, hani bir insanın bir insana karşı övmesi olumsuz olarak algıladık hep. Yani bu noktada Allah-u Teala'yı övmek nasıl oluyor? Yani Rabbim bizi övmesi, kendisini övmemizi istiyorsa bunu nasıl yapacağız? Sen Rahmansın, sen Rahimsin, sen Kerimsin, sen Kudretsin, sen Kuvvetsin, sen Malikül Mülksün, sen istediğini istediğin gibi evirip çevirip, istediğini istediğin gibi aziz edensin, istediğini zelil edensin. Kudret senin, kuvvet senin, şan senin, şöhret senin, her şey senin. Övmek. Biz bu şekilde bunun övüyoruz. Normalde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kullukta öyle bir noktaya geliyor ki diyor ki ya Rabbi ben seni ne kadar översem öveyim asıl gerçek manada sen ancak kendi kendini övebilirsin. Niçin? Çünkü gerçek manada seni tanıyan ve bilen yine sensin. Peki senden sana sığınırım kısmı? Senden sana sığınırım. Cenab-ı Hakk'ın bir veçesi vardır, azap eder. Bir veçesi vardır, ceza verir. O yüzden ondan ona sığınırız. Deriz ki senin azabından merhametine sığınıyoruz. Yani sana sığınırım. Yani bir kötü bir şey oldu, sana sığındım ya Rabbi. Ama senden sana sığındım kısmını algılayamadım. Onun azabından, onun cebbarlığından, onun kaharlığından ona sığınmak. Azap eden de odur. Allah azap edicidir. Ayet-i kerime. Tamam. Tamam. Değerli hocam, cennet ve cehennem herkes için çok önemli sanıyorum. Herkes buraya gitmek ya da gitmemek için neler yapması gerektiğini düşünüyor. Ben burada bir pazarlık görüyorum ve bir sinsilik görüyorum. Yani acaba cennete gitmek için mi iyilik yapmalıyız? Cehennemden kaçmak için mi kötülüklerden kaçınmalıyız? Bence buradaki sorun çok ilkel. Yani insan acıdan kaçmak, hazza kavuşmak için iyi ya da kötü olmamalı. Çok daha farklı bir şey insan olmak. Şimdi iyi insan, kötü insan, cennetlik insan, bu gibi sorular geliyor size. Benim buradaki bakış açımda herkes iyidir. Herkesin iyi taraflarını görmek gerekir. Bardağın dolu tarafına bakmak gerekir. En azından birbirimizi sevmek ve huzur içinde yaşayabilmek için kimseyi işte sen kötüsün dememeliyiz. Burada yapılması gereken ve benim bu yaşıma kadar öğrendiğim İnsanın aynaya bakmayı bilmesi, yani kendiyle uğraşması. Sizin aylık sohbetlerinizi dinlemek için günleri iple çekiyorum. Çünkü sizden feyz alıyorum, bir şeyler öğreniyorum. Bunun için size çok teşekkür ederim. Sanırım siz de bunu başarmak için bir vesile oluyorsunuz. Yani insanların kendini sorgulaması, kendi vicdanını tartması, işte bakış açısını geliştirmesi. Diyorsunuz ki kediye su vermek de iyiliktir, işte gülümsemek de iyiliktir. Bu konuda İslami açıdan da Asır suresini anlatmanız gerçekten çok güzel ve çok doğru bir noktada iyiliği tanımladınız. Ben diyorum ki bu ilkel anlayıştan uzaklaşıp iyiliği çoğaltmak için eğitim şart, sohbet şart, insanların birbirleriyle konuşmaları, insanların birbirlerinden bir şeyler öğrenmeyi kabul etmeleri şart. Çünkü hiç kimse kötü değildir ve herkesten öğrenilecek bir iyilik, herkesten çıkarılabilecek bir güzellik vardır. Siz bu konuda çalışıyorsunuz, siz ve arkadaşlarınız. Bize burada güzel saatler yaşatıyorsunuz. Acaba bunu toplumda çoğaltmak için neler yapılmalı? Sizin görüşünüz nedir? Teşekkür ederim. Bizler doğumdan itibaren menfaatperest olarak büyütülürüz, yetiştiriliriz. Ailelerimizde bizim ilk aldığımız öğretim menfaattir. Bu acı bir şeydir. Bir enteresan buna hadisi kutsi ekleyeyim. Allah'ı verdiği nimetlerinden dolayı beni de Allah'ın beni sevdiğinden dolayı seviniz. Malumunuzdur bu. Buradaki nimet olgusu menfaattir. Ama biz o menfaati doğar doğmaz öğreniriz. Ve yetiştirilirken de biz o menfaat üzerine yetiştiriliriz. Böyle kısa kısa notlar ver, böyle ölçüler koyacağım şimdi. Siz bunları benden bilhassa bayanlar, daha çocuk yetiştirenler daha iyi anlayacaklar. Şunu yaparsan seni sinemaya gönderirim. Bunu yaparsan sana şunu alırım. Böyle yaparsan sana bunu yaparım, bunu ederim. Öyle değil midir? Ve eğer çocuklarımız istediğimiz terbiyeye girmezlerse cezalandırırken de onları menfaatlerinden men etmekle cezalandırırız. Böyle yaparsan sana pantolon almam. Böyle yaparsan sana bilgisayar almam. Böyle yaparsan senin bilgisayarına el koyarım. Böyle yaparsan pazar günü sen sinemaya gidemezsin. Biz kendi çocuklarımızı da menfaatçi olarak büyütürüz. Ve ondan sonra da menfaatin üzerine kurgulanmaya başlanır hayat olgusu. Ve çocuğumuz kimden menfaat görürse o tarafa doğru meyleder. Eğer bu kız çocuğumuzsa onu ilk sinemaya götüren erkeğe aşık olur. Eğer bu kız çocuğuysa ona ilk defa haddinden fazla para harcayan bir erkeği sever. Ve o evlendiğinde de kocası ona harika menfaatler sunduğu müddetçe kocası harikadır. Bu olgu Allah'a da dayanır. Allah onu cennetine koyduğu müddetçe güzel bir Allah'tır. Onun hayat standardını bir noktada koyduğu müddetçe güzel bir Allah'tır. Ayet-i kerimede der ki, eğer Allah der sizi verdiği nimetler alırsa siz ona isyan edersiniz, küfranda bulunursunuz, nankörlükte bulunursunuz. İşte menfaate dayalı iman da insanı bu noktaya getirir. Sufi algısı, korkunun ve menfaate dayanmayan bir iman, korku ve menfaate dayanmayan bir İslam, korku ve menfaata dayanmayan bir insan figürü çizer bizim önümüze. Eğer korku ve menfaate dayanmayan bir imana sahip olursa o kimse, korku ve menfaate dayanmayan bir dine sahip olur ve korku ve menfaate dayanmayan bir insan olur. Artık o, sevecek olduğuna menfaat açısından, sevecek olduğuna korku açısından bakmaz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bize nakleder. İsa aleyhisselamla alakalı. İsa aleyhisselam yolda yürürken bir grup insana rastlar. İbadet ediyorlardır. Niçin ibadet ediyorsunuz der. Allah'ın azabından, cehenneminden kurtulmak için ibadet ediyoruz derler. Der ki benim aradığım sizler değilsiniz. İkinci bir grup insanla karşılaşır. Niçin ibadet ediyorsunuz denilince onlar derler ki bizi cennetine koysun diye ibadet ediyoruz. İsa aleyhisselam der ki aradığım sizler de değilsiniz. Bir grup insana karşılaşır yine ibadet ediyorlardır. Niçin ibadet ediyorsunuz deyince onlar da derler ki biz Allah'ı sevdiğimiz için ibadet ediyoruz. İşte aradığım sizlersiniz deyip oraya oturur. Önemli olan insanın sevgiyle ayakta durup meseleye sevgiyle bakması. Ama kardeşimizin tabirine katılmamakla, ilkel kelimesine katılmamakla şöyle söylemek istiyorum. Cahil toplulukları siz ya menfaatle ya korkuyla yönetirsiniz. Ama bu tabi cahillikle ilkelliğin arasında bir fark yok da böyle hani ben böyle ilkellik olunca elinde kitap olmayan, bir argüman olmayan, öğrenebileceği bir yer olmayan bir topluluk önüme geliyor. O yüzden öyle görmek istemedim, ona katılmadım. Yani bir kimsenin elinde öğrenebileceği enstrümanlar varken o cahildir, ilkel değildir. İlkel olan nedir? İşte Amazon ormanlarında hiç kimsenin ulaşamadığı bir topluluktur. O ilkeldir. Ama cenneti biliyorsa cennetsiz bir sevdayı öğrenebilir. Cehennemi biliyorsa cehennemsiz bir sevdaya koşabilir bir kimse. Korkuyu biliyorsa korkuyu yenip korkusuz bir sevdaya koşabilir. Buradaki korkuyu yenmek edepsizliğin son sınırına varmak değil, öyle algılamayın. Veyahut da ümidi biliyorsa bir kimse ümitsiz bir sevdada kanat çırpabilir. Onu öğrenebileceği yer vardır çünkü. O yüzden cahildir, ilkel değildir. Şimdi biz kendi dairemizde kendimizce bu cehaletten kurtulmamız gerekir ki sufilik insanları bu cehaletten kurtarma sanatıdır. İnsanlar ve insanlık korku ve ümitle yönetilmeden, yönlendirilmeden fisebilillah sevgiyi tanımalı, Allah'ı öylesine sevmeli ki o Allah'ı sevmesiyle Adem olmalı, insan olmalı. İnşallah öyle oluruz. Tabii size de katılıyorum, bir tek ilkel kelimesini tırnak içerisinde alaraktan teşekkür ediyorum. Mikrofon bende değil. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Selam. Hocam benim bir sorum var. Şöyle diyeyim. Önce kıyafetin için teşekkür ediyorum. Evet, farklısın bugün yine. Sağ olun hocam. Hocam şimdi bir insan tahrik üzerine başka bir insanı öldürürse bunun tövbesi kabul olur mu acaba? Nasıl? Mesela... Ben senin kıyafetine takıldım, başını kaçırdım. Ben çünkü cümle beyin gerimde kaldı. Yani pardon, senin için olmak için mücadele etmiyorum. Ben kendimden memnunum ama seni de takdir ediyorum diyecektim. Onu demeden kaldım. O yüzden orada kaldım. Ben bir transformasyonda eksiklik oldu. Tıkandım kaldım. Buyur. Kusura bakmayın hocam. Biraz heyecanlı olduğum için lafınızı bitirmeden girdim. Heyecanını seveyim senin. Ben de sizlerin giyinişinizi çok seviyorum ama bilmiyorum, ben böyle alıştığım için. Harikasın ben. Dün mesela şöyle oldu hocam. Madem açtınız söyleyeyim. Dün benim kızımı istemeye gelir, Allah kabul ederse. İlk defa resmi giyindim. Eyvah, hayır olmadı. Ama hocam 2 saat zor durdum, inanır mısınız? Tarzını bozmayacaktın, olmadı. İşte önce normal kıyafetimi giydim. Geliyorlar deyince artık yapamadım dedim. En iyisi resmi olayım. Sen ol, asla senliğinden vazgeçme. Yok. En doğrusu hocam. Sen dünürlerin karşısına da örneğin kendi tarzını koyacaktın. Dünür öyle gözünün ucundan bakacaktı, biz nereye geldik diyecekti. Oğlana soracaktı, oğlum iyi düşündün mü, bak geldiğin yeri tanı. Adam böyle rengarenk bir tişörtle çıktı veya patlıcan moru bir gömlekle çıktı. Veya dünür kayınvalide olacak olan kadın bakacaktı, öyle bir göz atacaktı. Eyvah diyecekti, ya biz nereye geldik. Cık, yok. Olmadı. Hocam bir şey diyemem, ne diyeyim. Şimdi yanlış düşünürler de öyle giyinim ama... Bırak elleme, kim nasıl düşünür? Bak bizi kıyafetimizle sorgulayacaksa baştan kafadan sorgulasın. Aslında büyük bir hata yaptım hocam. Neden biliyor musunuz? Ben mesela perşembe günleri dergahımızda en az 90 kişiyle 120 kişi oluyor herhalde, değil mi Hacı Mehmet hocam? Öyle oluyor. Onların içine böyle giriyorum. Belki ben yadırgayan oluyor. Dün ilk defa öyle bir hata yaptım. Ben aslında kimseye yapmam da. Hatta hanım da şaşırdı. Engin kardeşim vardı yine. Sağ olsun, kızım çok sevgiyle Engin amcam da gelsin dedi. O bile şaşırdı mesela, dedi nasıl giyindin ama iyi olmuş dedi. Ben de şimdi yumurta topuk sivri burun benim tarzım. Hatta bir gün burada sohbet ederken birisi ayağıma bakmış, dedi hocam yumurta topuk sivri burun devam ediyor dedi. Dedim Behlül'den çıkarıverdim ben ayağımdan, dedim Eşref Paşalıyız gene biz, evet, dedim hocam, ben çıkarıverdim ayağımdan. Çok meşhur hocam Behlül. Öyle cancağızım. Yalnız sen olacaksın. Hocam eski kabadayılar giyinir hep ondan. Sen beni yenilerden mi zannediyorsun? Anlamadım hocam. Sen bizi yenilerden mi zannediyorsun diyorum. Yok, bazen konuşmanızdan hissediyorum ama tabii insan yine... Sen hissettiğin gibi eskiyiz biz. Evet. Buyur, sorunu sor. Hocam şimdi şunu sordum. Bir insan tahrik üzerine bir kişiyi öldürürse bunun şeyi, tövbesi kabul olur mu? O kimse, bakın burada bir kimse haksız yere öldürürse, tahrikti, mahrikti, bunların hepsi de boş. Tahrik nefis. Sen bugünkü anayasanın gözlüğünden bakıyorsun. Ben dini gözlükte bakıyorum. Bir kimseye haksız yere bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi günaha girer. Evet hocam. Bir rivayette diyor ki böyle insanları bundan men etmek için asla tövbesi kabul olunmaz diyor. Bunu İslam dünyası işlemesi lazım. İnsanlar şimdi böyle yani bir sufi hayvan kesmeyi sadece kurbanda ibadet olduğu için yapar. Sufiler kendilerine kendi yiyeceği eti bile kesmek istemezler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir tek kurbanda hayvan boğazlamıştır. Geri kalan zamanda hiç hayvan boğazlamamıştır. Sufiler bunu ölçü alırlar kendine. Kendi yiyecekleri etleri dahi bu noktada et ihtiyacı için helaldir. Ama ve lakin onu dahi boğazlamazlar, kesmezler. Bakın, bunda bir işaret vardır. Bir sinek öldürmezler. Öldürme. Öldürme emirdir. O yüzden öldürme hakkı Allah'a aittir. Kimse bu hakkı kendisinde görmeyecek. İkinci hak devlete aittir. Devlet Allah'ın kendisine yüklemiş olduğu vazifeden ve yükten dolayı öldürme işlevini kendi üzerine alabilir. Bir başkasında bu hak yoktur. Siz haksızlığa uğrarsanız sizin hakkınız yine devlet işlevini alır. Siz yine öldüremezsiniz. Teşekkür ederim. Üstadım, ben araba kullanırken istemeyerek kedi ezdim. Bunun şeyi nedir? Bana dediler ki cami yaptırman gerek. Efendim? Bana cami yaptırman gerek dedilerdi. Hatayla, kazayla hayvanların ölmesinde bir beis yok. Tamam, teşekkür ederim. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Şimdi benim sorum şöyle olacak. Mesela bir kişinin ölümünden sonra 41 Yasin ya da mevlüt okutuluyor genelde toplumumuzda. Ama bunun doğruluğu nedir? Yani Peygamber Efendimiz dönemine baktığımızda... Eğer orada kalıyorlarsa harika. Razıyız ona. 3'ü, 5'i, 7'si, 40'ı, seneye devriyesi. Ondan sonra mevlütü, pilavı, helvası, köftesi. Evet. Olmadı. Bütün mahalledeki insanlar toplanacaklar. Takacaklar, takıştıracaklar, düğüne gider gibi giyinecekler, oturacaklar orada. Ondan sonra kendilerince bir böyle bir ritüeller sergileyecekler. 3'ünde, 5'inde, 7'sinde, 40'ında, olmadı seneyi devriyesinde. Herkes düğüne gider gibi gelecek. Aa sen. Bu kadarsa ona razıyız ya. Yani bir de hani... 3 esas var sanırım. Hadis-i şerifte de öyle geçiyor. Yani hayırlı bir vakıf cami ya da işte hayırlı bir evlat veya hayırlı ilim diye geçiyor. Hani bu 3 kısımdan birine girer mi diye merak ettim. Yok, girmiyor. Bidata giriyor. Tamam, teşekkür ederim. Ama şunu da unutmayın. Şimdi her ne kadar böyle bunun üzerinde alayvari konuşuyorsam da dinin ayakta kalmasına sebep olan ritüellerden birileri bunlar. Yani Türkiye'de din konuşulmazken, yasakken, icra edilemezken insanlar öldüklerinde, yani bir böyle cenazeleri olduğunda arkasından bu ritüellerle dinlerini unutmadılar. Öyle söyleyelim. Burayı da unutmayalım. Şimdi biz her ne kadar bunun üzerinde böyle, yani evet dinde yok ama evet dinde olmadığını biliyoruz ama o ritüeller insanları dini hatırlattı. Yani toplandılar mesela işte mahallenin, akrabaların kadınları toplandılar. Hepsi de düğüne gider gibi giyindiler. Allı pullu örtülerini taktılar. Yani işte Kur'an-ı Kerim okunurken dahi başlarını öyle örttüler, işte bir böyle bir örtü. Onunla bir bakıyor. Bu böyle bayındırda olmanız lazım. Bir bakmışım bayan profili, askılı mesela bir şey üzerinde, body üzerinde bir tane örtü, böyle Kur'an-ı Kerim okuyor. Tabii. Hele yeni gelinse ne kadar altın taktılarsa hepsini de takıyor. Hatta ölenin gelini de olabilir bu. Tabii ölenin gelini olabilir. O her şeyi takıp öyle oturup öyle Yasin okuyacak. Bir de tabarak yapıyorlar ya. Öyle olacak bu yani. Buna karşı çıkarsan perişan ederler seni. Bunu da unutma. Evet. Hocam, Allah günahlarımızı affetsin. Cennetin, cehennemin Kur'an'da tarifi nasıldır? Cennetin, cehennemin Kur'an'da tarifi nasıldır? Cennette insanlara sunulacak olan huriler, gılmanlar insanların dünyadaki amellerine göre mi tanzim edilecek? Oradaki köşkler, saraylar hepsi eşit midir? Dünyadaki insanların ameline göre mi sunulacak? Bu hususta bilgi rica etsem. Allah razı olsun. Allah günahlarımızı affetsin. Esselamu Aleyküm. Sahabeden bir genç vardır. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri onun yanında cehennemden hiç bahsetmez. Bir gün nasıl olduysa gözünden kaçmış demek. Hutbede cehennemden bahseder. Hutbede cehennemden bahsedince Allah der birisi, bir sayha atar, ölür. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri bunu görür, eyvah der. Ben bu cehennem korkusunu bu gençte biliyordum. O yüzden bunun bulunduğu sohbetlerde asla cehennemden bahsetmiyordum. Ama nedense bugün gözümden kaçmış, cehennemden bahsedince bu kimse öldü kaldı der cehennem korkusuyla. Ben kendim sohbetlerde kardeşlere ne cehennemi anlatırım ne cenneti anlatırım. Ben sadece kardeşlere dini anlatmaya, tebliğ etmeye ve Allah'ı sevmeyi öğretmeye çalışırım. Bunun sebebi şudur: İnsanları korku ve menfaatle yönetilmesine engel olmak içindir. Evet, Cenab-ı Hak cehennemle insanları korkutur. Bu cehennemle korkutulan insanlar cahil insanlardır. Onlar cehennem korkusuyla insanlık dışı fiil ve hareketlerden uzak dururlar. Cenab-ı Hak insanları cennete yönlendirir. Onlara huriler ve gılmanlar gösterir. Huri erkeklere kadındır. Gılmanlar da kadınlara erkektir. Onlara huri ve gılmanlar, onlara cennet nimetleri sunar ve o korkudan bir çıt yukarı çıkmış olan insanları menfaatle yönlendirir. Ama bir de cennet ve cehennemden kurtulup sırf Allah'ı Allah olduğu için sevenler ve ibadet edenler vardır. Bu üç grup insanın üstündedir bunlar. Ben kardeşlerimi bu noktada gördüğüm için bu noktada konuşmayı yeğleyenlerdenim. Bizim topluluğumuza, bizim sohbetlerimize genelde gelen kardeşler Allah'ı sevme noktasında bulunduklarından dolayı gelirler. O yüzden sizi cennetteki huri ve gılmanlarla, cehennemdeki kaynayan kazanlarla sohbet etmeyi değil, bence bu benim kendi tarzım, bu benim kendi durduğum nokta. Böyle bir öğreti almaktansa gelin hep beraber Allah'ım senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini, seni sevdirecek olanların sevgisini, çölde susuz kalmış kimselere soğuk şerbeti sevimli kıldığın gibi bize de sevimli kıl. Amin. Durduğumuz ve dine baktığımız açı budur. Allah'ım senin sevgini derken Allah'ı sevmeyi, seni sevenin sevgisi derken Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevmeyi, seni sevdirecek olanların sevgisini derken örneğin Hz. Mevlana gibi, Hacı Bektaş-ı Veli gibi, Yunus Emre gibi, Muhyiddin Arabi gibi veyahut da çevremizde, bölgemizde bulunan, geçmiş veya yaşayan, Allah'ı seven velilerin sevgisiyle sevgilenmeyi talep ederim. O yüzden kardeşleri, zat halinizden özür dilerekten söylüyorum. Tabii o bu noktada insanlar irşad olsun diye çabası da gayreti de bu. Ama ben o noktada durmak istemiyorum. O yüzden size cehennem azabını anlatmak istemiyorum. Bunu kendim de okumuyorum. Bunu cennet nimetlerini size anlatmak istemiyorum. Bunu kendim de mümkün olduğunca okumaya çalışmıyorum. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu tip ayetler geldiğinde evet bu ayetler var. İlmi noktada okunması gerekiyorsa okunur. Ama kalbi noktada bunlara takılmak istemiyorum. Kendimi de, özür dilerim, kendimi de korku ve ümitle yönlendirmek ve yönetmek istemiyorum kendimi de. Kendimi de yönlendirirken, yönetirken kendi kendime diyorum ki Mustafa Özbağ, namazı severek kıl. Orucu severek kıl, tut. Birisine tebessüm edeceksen severek tebessüm et. Bir şey yapacaksan severek yap. Sevgi sana hakim olsun. Haramdan uzaklaştıysan sevgiliyi, sevgilinin önünde boynunu bükmemek için haramdan uzaklaş. Onun sevmediğini sen de sevme. Sevmenin hakikati budur. O bir şeyi yapma diyorsa yapmamaktır sevginin hakikati. Bir şeye dokunma diyorsa o sevginin hakikati odur. Ona dokunmamaktır. Bir tarafa bakma diyorsa hakikati odur, bakmamaktır. O yeter ki bana bakma desin. O bana bakma desin. Ben ebediyen bakmayayım. Ama o bana desin. Bir harf söylesin bana. Bir kelime de bana konuşsun. O bana bir kelime söylesin. Ben o kelimeyi zank yapayım kendime, yapıştırayım. Hiç ayırmayayım o kelimeyi kendimden. O yüzden ben ondan korkacaksam ayrılığından korkayım. Yüzüme bakmamasından korkayım. Ben ondan korkacaksam gözümün içine bakmamasından korkayım. Ben ondan korkacaksam benden bir nefes ayrılırsa ben ne yaparım diye bendeki korku olsun. Yoksa cehenneminde cızbız ederim seni dediyse ondan yapmıyorsam kendime yakıştıramıyorum onu. Kendime yakıştıramadığım şeyi size de yakıştıramıyorum. O yüzden yapamıyorum, yok. Cehennemdeki kaynayan sulardan konuşmak istemiyorum. Varın siz sufiler olarak öylesine sevin, kaynayan suları elinizle karıştırıverin. Hani muhteşem kadın Rabiatül Adeviye vardır ya, Cüneyd-i Bağdadi ile Hasan-ı Basri oturmuşlar ya yan yana. Bir eline kazma almış ya, bir eline de bir kova su. Demişler ki nereye gidiyorsun? Dönmüş Hasan-ı Basri'ye demiş ki senin şu çok korktuğun cehennem var ya demiş. Şu kazmamla yıkmaya gidiyorum. Cüneyd-i Bağdadi'ye dönmüş. Şu senin çok sevdiğin cennet var ya demiş. Pardon. Hasan-ı Basri'ye korktuğun cehennemi demiş. Şu bir kova suyla demiş. Söndürmeye gidiyorum. Cüneyd-i Bağdadi'ye dönmüş. Sevdiğin çok cennet var ya demiş. Şu kazmayla da yıkmaya gidiyorum demiş. Dostlar, Allah'ı sevin. Resulünü sevin. Sizi Allah'ı ve Resulünü sevdirenleri de sevin. Etrafınıza muhabbetle bakın. Etrafınıza ışık olun. İyi insan olun. İyi davranın. İnsanlara zarar vermeyin. Etrafınızda varlığın hangi boyutunda olursa olsun hiçbir şeye zarar vermeyin. Allah'a iman edin. Onun getirdiklerini kabul edin. Onun peygamberlerini kabul edin. Son peygamber Muhammed-i Mustafa'yı kabul edin. Sallallahu aleyhi ve sellem'i. Onun getirdiklerini de kabul edin. Ve kendinizi bu noktada odaklayıp, yoğunlaştırıp hayatınızı böyle devam edin. İnşallah. O sevmeseydi sizi yaratmazdı. Siz de onu sevin. Bir de Muhammedisiniz. Ayet-i Kerime'de der ki, Hz. Mevlana da onu kullanır. Muhammedi olmakla der ki, Allah seni sevdi. Ayet-i Kerime var ya, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Allah der, seni sevdi. Kalk, şimdi sıra sende. Sen de onu sev der. Sıra sizde. O sizi sevdi. Bakın, o sizi sevdi. O sizi sevecek değil. Buraya dikkat edin. O sizi sevecek değil. Sevecek, geleceğe yönelik bir kelimedir. Allah'ın sıfatları sonradan olgunlaşmaz. Kesin katlidir ayet-i kerime. O sizi sevdi. Şimdi sıra sizde. Şimdi sıra sizde. Siz de onu sevin. O zaman bize düşen vazife ayet-i kerimede o. Ben o ayet-i kerimeyi kendime ölçü alıyorum. Hz. Mevlana Mesnevi'de de buyurduğu gibi, o bizi sevdi. Sıra bizde, biz onu sevelim. Gününüz hayır olsun. 8.30'da burada buluşacağız inşallah. Allah razı olsun, teşekkür ederim.